Aspor ekranlarından herkese merhaba. Günaydın Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Onur Özkan ve Yusuf Kenan Çalık'la yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Güzel bir sabah. Galibiyet sabahı. Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe. Hem güzel bir maç izledik. Sence Luas karşısında 3-0'lık bir galibiyet aldı. Bizi de keyiflendirdi. Konuşacağız maçı ama özeti izleyelim mi? Olur. Tabii. Önce bir karşılaşmayı hatırlayalım. Özetimizi izleyelim sonra konuşalım. Avrupa'dan böyle deplasmandan galibiyetle dönüşleri severiz ama bir de böyle güzel maçları daha çok severiz. Aynen. Bilmiyorum bekliyor muydunuz böyle bir oyun? Kolay bir maç değildi kesinlikle ama Fenerbahçe hem kazandı hem de güzel bir oyunla kazandı. Yusuf Kenan Çalık seninle başlayacağım. Öncelikle senin nazarında Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Türk kadınların bu özel gününü kutlamış olalım. Teşekkür Kanalda ediyoruz. Kanalda emek veren birçok kadın arkadaşımız var. Onların da gününü kutlamış olalım. Bu kadar net bir galibiyet bekliyor muydun? Hayır beklemiyordum. Onu söyleyeyim. Çünkü ben Jiloaz'ın iyi bir takım olduğunu ve oynadıkları oyunu iki Frankfurt maçında izlemiştim. Fenerbahçe'ye biraz ters gelebileceğini düşünüyordum. Ancak baştan hakkını teslim edeyim. İsmail Kartal ve ekibi ciddi bir şekilde analiz yapmış ve oyun şeklini ona göre adapte ederek bence değişiklikleri, rotasyonu da doğru isimler üzerinden yaparak rakibe çok fazla fırsat vermedi. Sen Jiloaz'ın çok tehlikeli bir pozisyonunu ben hatırlamıyorum. Livakovic'in çok net bir kurtarışını açıkçası ben hatırlamıyorum. Evet. Duran toplarda Avrupa'nın en tehlikeli takımlarından birisi. Akan hücumda ve özellikle hücum geçişlerinde en rahat, en direkt kaleye inebilen takımlarından birisi. Avrupa'nın işte kendi liginde olsun, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde olsun en formda takımlarından birisine karşı mücadele etti Fenerbahçe ve kendisi aslında bu takıma pozisyon vermedi. Hocanın planı ve oyuncu tercihleri üzerinden gittikten sonra oyuncu bazında da Osterwolde'nin, Ciku'nun, İsmail'in, Tadic'in özellikle Fenerbahçe'nin sakin kalmasında, Fenerbahçe'nin ilk golü bulana kadar oyun kurmasında, çünkü maça çok iyi başlamadı Fenerbahçe. 3-4 tane köşe vuruşu imkanı tanıdık ilk dakikalarda. Çok yoğun baskı yaptılar ve çıkmakta biraz zorlandık. Evet, başlangıç için. Evet, uzun toplar denemeleri vesaire. Çok istediğimiz gibi başlamadı mücadele ama özellikle Tadic ve Fred o paniği, o kötü başlangıcı telafi etmeye başardı. Takım halinde çok çok iyi oynadı. Bence birçok, yani eleştirebileceğim bir isim var belki Cengiz'dir, kendi standardının altında kaldığı için ama hani ona da net bir eleştiri yapmak istemiyorum. Çok iyi bir oyun. Batshuayi uzun süre sonra sırtı dönük de bir şeyler yapabileceğini gösterdi ki bu maçta alan da buldu, çok dolaştı. Üçlü savunmaya karşı oynarken tek forvetle oynuyorsunuz. Bu bir risk. Fenerbahçe kendi oyununda genelde önde basmayı seven, baskıyı, rakibi bozmayı seven bir oyun tarzını benimsiyor. Bu maçta öyle değil de daha çok ikinci bölgede bekledi. Evet. Szymanski, Fred, İsmail Yüksek arkada. Çağlar çok iyi başlamıştı. Çok geçmiş olsun. Umarım önemli bir sakatlığı yoktur. Ama sonrasında Jadon Osterwolde ve Ciku nefes aldırmadı. Yani o alanı Fenerbahçe'nin ceza sahası ön çizgisiyle orta yuvarlağın işte kendi bölgesine, kendi yarısına bakan dilimi diye tabir edilir radyoda anlatırken. O alanı çok iyi kapattı. Çok net gol fırsatı, çok net şut fırsatı imkanı tanımadı. Gol, ikinci gol biraz geç gelmiş olabilir. Daha önce de pozisyonları var Fenerbahçe'nin aslında. Evet, kaçanlar var. Daha rahat bir şekilde Ferdi bulabilirdi. Ama çok iyi oyun. Yani deplasmanda bundan daha iyisini bekleyemezsiniz. Önce hocayı, sonra oyuncu grubunu tebrik ederim. Sonra da tribünü tebrik ederim. Çünkü Fenerbahçe tribünü kesin ceza aldı belli zaten maçın başında. Evet, sonraki başında. Kesin ceza aldı orada. Hüseyin abi yazdı onunla ilgili bir şey. Net ceza aldığını evet. Zaten yani, ertelemenin bir cezası vardı Fenerbahçe'nin. Evet, o devreye girecek. Evet. O yani bir sonraki turdaki deplasmanda Fenerbahçe taraftarını görmeyebiliriz. Ama hani dünkü desteğini de hani maç esnasında da duyduk. Fenerbahçe tezahüratlarını da duyuyorduk. Bir ayrı tebrik de maçın hakemine. Yani sen Jiloaz da iyi oynadı, tempolu oynadı. Maç çok tempoluydu. Yani çok git gel yaşandı. Bir takım rakip yarı sahaya yerleşip çok böyle sürekli baskı yapan bir görüntü içerisinde değildi. Maçın geneli hep geçişlerle doluydu. Bu kadar tempolu bir maçta maçın hakemi neredeyse her pozisyonda çok yakındı. Fenerbahçeliler ya da sen Jiloaz'lı oyuncular faul beklerken biraz basit bir şekilde kendini yere bıraktıkları anlarda dahi hiç çok tereddütsüz bir şekilde bu faulü devam et diye maçı devam ettirdi. Gerçekten umarım örnek olur bizim ülkemizdeki hakemlerimize de. Demek ki koşunca olabiliyormuş. Acaba dedim penaltı pozisyonunda acaba izleyip
yanlış bir karar verecek fazla mi? Biraz fazla uzun sürdü. Oradan Cemal sekiyor mu diye bakıyor bence. Yani ama yine de veya sonuçta doğru karar çıktı. Kesinlikle penaltıydı. Aynen. Sana döneceğim Onur Özkan. Senin ilk yorumların nasıl olacak merak ediyorum. Yani benim için de bu kadar farklı bir skor sürpriz. Yayınlarda daha öncesinde şunu ifadeyi kullanmıştım. Turun anahtarı için demiştim ki Fenerbahçe rakibi kadar sahaya enerji koyar, rakibi kadar mücadele ederse zaten kalite olarak çok arada bir fark var. Fenerbahçe bu kalite farkıyla turu geçer demiştim. Dün baktığımız zaman istatistiklere zaten çok net bir tablo var. İkili mücadele kazanma yüzdesi, sahipsiz top kazanma gibi parametrelerin tamamında Fenerbahçe rakibin önünde. Ve siz bu kadar genç ve dinamik bir rakibe karşı işte Tadiçli, Ceko'yu sonradan girdi, Batshuayi'li bir kadroyla, Cengizli kadroyla bunu başarabiliyorsanız bu ekstra bir alkış hak ediyor bence. Şimdi futbolda zaten siz yeteneğinizin yanına bunları koyduğunuz zaman, akıl, enerji, dinamizm bunları koyduğunuz zaman fark yaratıyorsunuz. Ben de tamamen bir İsmail Kartal galibiyeti olarak görüyorum bunu. Çok net kafa yorulmuş maçın üzerine, çok net bir mesai harcanmış, burası çok net. Yani biz İsmail Hoca'yı eleştirirken çok cömertiz. Ama överken çok cömert değiliz sanki. Övmemiz lazım. Sence Lüaz'ın teknik direktörü de biraz Fenerbahçe'nin bu turnuvayı ciddiye alışıyla ilgili bir aslında atıfta bulunmuştu basın toplantısında maç öncesinde. Hani sanki ligdeki durumunu, şampiyonluk iştahını bilerek mi bilmiyorum ama böyle bir yorum yapmıştı. Ona da bir cevap olmuştur herhalde. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe zaten 3-4 maç böyle oynadığı zaman bu ciddiyetle kupa uzak değil. Gözüken o şu anda. Hocayı kesinlikle buradan dediğim gibi hani biz İsmail Hoca'ya karşı genel olarak biraz ön yargımız var diye düşünüyorum. Yani bir kesim hocayı övmek istemiyor. Ortada çok net başarılı bir tablo varken bile imtina ediyor. Ama en ufak bir kötü skorda hocaya karşı çok geniş bir eleştiri dalgası yükseliyor. Bence burada hocaya karşı bir negatif ayrımcılık var diye düşünüyorum. Hani bazı zamanlarda hakkı verilmiyor hocanın. Yani bu maç üzerinden tabii ki futbolcu performansları ön plana çıkabilir ama çok net doğru oyun Fenerbahçe adına. Belki Fenerbahçe için sezonun en iyi futbolu mu? Bu tartışılır. Ama sezonun en doğru oyunuydu bence. Ve İsmail Kartal'ın da sezon başından bu yana teknik adam olarak kenardan damgasını vurduğu 3-4 maçtan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Zaten hocayla ilgili hep şu ifadeyi kullanıyoruz. Hoca sakin kafayla bir şeye odaklanıyorsa oradan iyi bir şey çıkartıyor. Mesela Fenerbahçe'nin bu oyununu hoca inşa etti. Evet. Başkası değil. Dünkü maça kafa yordu hoca 3-4 gün boyunca sakin bir şekilde ve çözdü rakibi. Kenardan sadece işte kriz anlarında hoca bazen problemler yaşayabiliyor ama dünkü maç tartışmasız bir İsmail Kartal imzasıdır diye düşünüyorum ben. O zaman bir İsmail Kartal neler söylemiş maç sonu bakalım, sonra sohbetimize devam edelim. Basın toplantısını getiriyoruz ekranlarınıza. Evet, şimdi bir ara veriyoruz yayınımıza çünkü Fenerbahçeli voleybolcu Eda Erdem'in heykeli dikiliyor büyük kaptanın, hem de milli voleybolcumuz. Hemen bir götürelim sizleri oraya. Bu özel günde bir voleybolcunun milli takım ve kulübünün kaptanının heykelinin açıldığı günde bu özel günü bize yaşatan, emeği geçen, Türk voleybolunun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu yağmurlu günde çok fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Seninle gurur duyuyoruz Edacığım. İyi ki varsın diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ali Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir ekibinle birlikte böyle bir düşünce hasıl olup da böyle bir güzel gün yaşattığın için de voleybol camiası adına, camiam adına sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündar'a çok teşekkür ediyoruz. Voleybol severlere, taraftarlarımıza galibiyetler, şampiyonluklar yaşatmak için çalışkan, başarılı sporcularımız ve özverili ekibiyle gece gündüz büyük bir emek harcayan bir ismi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Simla Türker Bayat. Buyurun lütfen. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, değerli yönetim kurulu. Evet, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündar açıklamalarını getirdik ekrana.
Fenerbahçe'nin kaptanı, voleybol takımının kaptanı Eda Erdem'in heykeli dikiliyor. Birazdan tekrar o görüntüleri canlı canlı getireceğiz ekranlarınıza. Hem milli takımımızın gururu, hem yine Fenerbahçe'de, Avrupa'da da bizi çok iyi temsil eden voleybol takımlarımızdan biri. Kaptanı, efsane oldu artık, evet. Eda Erdem. 2008 yılında Fenerbahçe'ye geldiğinde ben Fenerbahçe Televizyonu'nda çalışıyordum. Hatta ilk yayınında da Fenerbahçe Televizyonu'ndaydım. Tabii çok genç bir sporcuydu. Beşiktaş'tan gelmişti. Evet, Beşiktaş altyapısından çıktı. Ve yani buralara bu kadar efsanevi bir seviyeye geleceğini önceden tabii tahmin etmeniz mümkün değildi. Çok yetenekli bir oyuncu, çok potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak görülüyordu. Olağanüstü işler başardı. Bence Türkiye'de voleybol, kadın voleybolu, kadın basketbolu zaten olağanüstü bir seviyede. Türk sporunun lokomotifi olarak her zaman kadınları gördüğümü söylemişimdir. Her seferinde de dile getiriyorum. Kadınlar birçok branşta Türk sporunu ileri doğru çeken taraf ve böyle bir heykelin, hani Fenerbahçe Stadı'nın önünde bir amatör branş olarak adlandırdığımız ama artık amatörlükten çok çıkmış o branşlar. Evet. En azından futbol dışı bir branşın sporcusunun heykelinin Fenerbahçe Stadı'nın önünde bulunması da ayrı bir önem diye düşünüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü açısından da önemli. Çünkü dün işte Fenerbahçe Real Madrid deplasmanından da galip ayrıldı. Final Four yolunda ilerliyor. Kadın basketbolda Final Four'da, kadın voleybolda Final Four'da. Olimpiyat oyunları yaklaşıyor, kotalara bakıyoruz. Her yerde neredeyse Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcuları var. Her branşta onları görebiliyoruz. Evet, futbola çok odaklıyız. Futboldaki başarı Fenerbahçe için elbette çok önemlidir. Ancak ben halen çok önemsiyorum bunu. Zaman zaman işte amatör branşları kapatın, o branşlar hep zarar yazıyor vesaire. Türk sporunun eğer bir spor kültürü oluşacaksa, Türk sporu eğer gelişecekse, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi camialar yatırım yaparsa, onlar yukarı doğru çekerse gelişecek. Çünkü oradaki takımlar bu işin içine girince o branşlara biraz daha ilgi duyuluyor. O branşlardaki sporcular biraz daha kazanç sağlamış oluyor. O zaman başka sporcu adayları da işte ben de hayatımı burada idame ettirebilirim diyorlar. Bu iş böyle gidiyor. Eğer Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş voleybola girmeseydi, bu kadar önem vermeseydi, voleybolun bu kadar gelişmesi de çok mümkün değildi. Evet, Eczacıbaşı'nın Vakıfbank çok büyük katkısı vardır. Şimdi Türk Hava Yolları çok ciddi katkı veriyordur. Bunları inkar etmiyorum ama evet. 100 yıllık camialar bu işin içine adım attığı andan itibaren o branşların gelişmemesi için hiçbir neden yok. Bir kez daha tebrik ediyorum Fenerbahçe Spor Kulübü'nü. Eda Kaptan'a da ayrı bir tebrik. Çok önemli bir karakter. Hem milli takım hem Fenerbahçe açısından. Daha oynar ya. Hani şimdi heykeli dikiliyor sanki kariyer sonu gibi. Yok, jübile kariyeri sırasında böyle bir şeyin olması çok daha dünyada bir örneği var. Çok fazla yok herhalde sporcu adına. Belki Ronaldo'nun hani vardı. Kötü heykelinden bahsediyor. Çok kötü heykel, evet. Onur Özkan, sana da döneyim. Şimdi nerede zaten hani voleybol konusu açılsa Eda Erdem artık ödüllere de doydu. Aslında doymasın tabii ki, daha da çok alsın ama çok kıymetli bir isim. Olimpiyat altına olsun kesinlikle. İnşallah. Evet, zaten hedef o şu anda. Yani yetenek evet, ama bence yetenekten öte bir şey var burada. Yani karakter gerçekten de bence spor tarihimizin ikonik isimlerinden bir tanesi tartışmasız. O ikonik pozu. O bir sevinci şöyle elini uzattı. Her yerde onu görüyoruz artık yani Eda Erdem adına. Ben bir yandan da Mehmet Akif Başkan'ı bundan tebrik etmek istiyorum. Belki de Türk spor tarihinin en başarılı federasyon başkanı olabilir diye düşünüyorum. Tabii geçmişi çok fazla gidemiyoruz. Hani hafızam yettiği kadar bunu söyleyebiliyorum ama Türk sporunda çok özel bir yeri var Mehmet Akif Başkan'ın. Bir de tabii 8 Mart'ta bunun özellikle denk getirilmesi çok güzel oldu Eda Erdem adına. Yani kadın sporcuların hep söylüyoruz zaten bu işin içine daha fazla olması gerek, öncü olması gerek. İşte Eda Erdem bu işin bayrak taşıyıcılarından bir tanesi haline geldi. Eda Erdem sayesinde çok net biliyorum, birçok genç kızımız şu an voleybolcu olmak istiyor. Voleybol okullarına gidiyor. İşte böyle sembol isimlerin olması Türk voleybolu, Türk spor adına çok önemli. Eda Erdem bunların herhalde ilk sırasına koyabileceğimiz bir isim. Umarım dediğimiz gibi başarıların devamı gelir. Voleybol için şunu da söyleyelim. Evet, Sayın Başkan Sayın Üstün'den çok başarılı. Erol Ünal Karabıyık da bunun ilk adımlarını, ilk temellerini atan başkandı. Voleybol Federasyonu örnek alınması gereken bir federasyon. Erkeklerde niye bu kadar başarılı değiliz soruları hep yöneltiliyor. Son dönemde biraz sanki daha iyiyiz. Kıpırdama biraz, var. Evet, evet. Daha iyi. Bizdeki sporları biraz branşa göre ve işte cinsiyete göre maalesef ayırma gibi bir kötü bir alışkanlık var. Toplumsal olarak böyle, evet, kötü bir alışkanlık var. Voleybolun sanki bir kadın sporu olduğu düşünülüyor. Oysa ki değil. Oradaki sporcu, potansiyel sporcu havuzu da daha geniş kadınlarda, erkeklerden ziyade. O yüzden bazen başarılar biraz daha yavaş gelebiliyor ama örnek alınması gereken bir federasyon. Gerek eğitim
spor entegrasyonu açısından, yani bu sporcuların hem eğitimini devam ettirebilmesi hem de aynı zamanda sporcu olabilmesi açısından, hem de işte gerek tesisleşme, gerek takımlara verilen destek, gerek takımlarla olan ilişkiler. Türkiye Voleybol Federasyonu bir federasyon gibi, takımları karşısında değil de takımların evet. bir çatı yapısı gibi davrandığı için bu başarılar geliyor. Yoksa orada rekabet yok mu? Eczacıbaşı, Vakıfbank, Fenerbahçe, Türk Hava Yolları, hatta bir dönem Galatasaray, şimdi biraz azaldı yatırımlar ama yani bu takımlar birbiriyle rekabet etmiyor. Tartışmalar yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Ama Türkiye Voleybol Federasyonu genellikle bunları absorbe etmesini biliyor. Bir federasyon gibi davranıyor. Sayın Başkan da bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu için adı geçti. Haklı olarak olimpiyat oyunlarını bekledi. Bence çok da doğru. Çünkü artık o noktayı koyup olimpiyatlarda en azından bir madalya alma şansımız çok yüksek. Umarım da altın madalya olur. Belki ileride de başka bir federasyonun başında da görebiliriz. Evet, yine döneceğiz. Söylediğimiz gibi heykelin dikimi anında ekranlarınıza getireceğiz, açılışını getireceğiz. Bu arada bir detayı daha verelim. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından da en iyi 100 sporcu arasında seçildi Eda Erdem. Çok normal. O ayrıntıyı da paylaşmış olalım. Tekrar St. Louis Fenerbahçe maçına döneceğim. Çünkü İsmail Kartal'ın da açıklamalarını getirmiştik ekranlara. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz diyor Konferans Ligi'nde İsmail Kartal. İlk başta bilmiyorum siz ne düşündünüz? Yusuf Kenan, seninle başlayayım. Hocanın çıktığı 11 ile ilgili ben Ferdi'yi görmeyince bir acaba dedim. Ben çünkü bir rotasyon, dinlendirme beklemiyordum hocadan. Senin düşüncen ne oldu? Oyuncuların performanslarını, bireysel performanslarını da konuşalım. Özellikle Osterwold'i konuşmak istiyorum. Şöyle bir oyuncu değerlendirmeleri yapalım. Ferdi varsa Ferdi oynar. Bu o konuda hemfikirim seninle. Ama bu takıma karşı oynarken özellikle geçişleri çok hızlı yaptıkları için, savunma geçişlerinde de Fenerbahçe'nin zaman zaman zaaf yaşadığını göz önünde bulundurursak bu sezon, Osterwold ve Osaya gibi fiziksel özellikleri üstün, hızlı, geri dönebilen, kademeye iyi girebilen iki tane beki kullanmak çok da mantıksız değildi. Bence kadro tercihi, 11 tercihi de Ferdi olmadan da doğruydu. Ferdi'yi başka türlü de kullanabilirdiniz. Yani sağ önde de kullanabilirdiniz Cengiz'in yerine. Sol önde de Tadic'i sağa atarak kullanabilirdiniz. Ferdi farklı şekillerde kullanılabilen bir oyuncu. Girdikten sonra oyuna ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gördük ama onsuz başlamak, hani acaba bunu önemsemiyor mu ya da işte bir hata mıydı dersek, ben o konuya katılmıyorum. Evet, dinlendirilmesi gerekiyordu. Bazı oyuncuların dinlendirilmesi lazımdı. Dzeko dinlendirilme değil, oyuncu profili açısından bence bu takıma karşı oynamadı. Batshuayi doğru tercihti. Osterwold Osayi bence yani de yine bir doğru tercihti. Bir takım olduğu için bence de doğru tercihti. Evet, yani zaten yani. Basın toplantısına çıktıktan sonra oyuncunun oynamasını beklemiyorduk. Ama hani çift forvetle de çıkabilirdi. Sonuçta evet. Üçlü savunmayla oynuyor. Hoca da o üçlü savunmaya karşı iki tane merkez forvet oyuncusu değerlendirebilirdi. Dzeko'yu maçın sonlarına doğru değerlendirdi. Orada da doğru hamleyi yaptı. Fenerbahçe ileride top tutamıyordu. Yorulmuştu oyuncuları. Dzeko'nun orada belki top tutma yetisinden faydalandı. Nitekim hani asist diyeceğim artık, öyle yazılıyor ama bence çok asist değil bu pozisyonlar. Çok güzel bir pas attı. Jadon Osterwolde'nin pozisyonunda da güzel bir pivot oyunuyla Jadon Osterwolde'yi golü getiren pası atmış oldu. Osterwolde meselesine gelecek olursak, geçen sezonki performansını çok eleştirdim. Çünkü hazır değildi ki oyuncunun maç sonu açıklaması bence ne kadar olgun bir oyuncu olduğunu, ne kadar olgun bir kişilik olduğunu da net bir şekilde gösteriyor. Geçen sene iyi değildim, ülkeye adapte olmam gerekiyordu, ülkeyi tanımam gerekiyordu diyor. Biz de oyuncuları biraz hızlı bir şekilde tüketme alışkanlığı var. Bunu kendimi de içine atarak söylüyorum. Biz toplumsal olarak futbolda yeni gelen oyuncuların hemen %100 performans vermesini bekliyoruz. Bunu daha önce örnek olarak vermiştim bir podcast'te. İtalyanlar Zinedine Zidane'ın 96 yılında, 96'ydı galiba, Juventus'a gidişi ve ilk aylarını değerlendiriyor. Değerlendirenler de Giuliano, Amoruso, Vieri, bir tane daha Juventus'ta oyuncu var. O dönem antrenmanda olağanüstü işler yapıyor. Zinedine Zidane'ı hatırlatalım. 96'da gitmeden önce Bordeaux'la UEFA finali oynuyorlar. Milan'a kaybediyorlar. Ve Ahmet Çakar yönettiği finalde. Evet. Gol atıyor hatta Ahmet Aynen, Hoca. Gol atıyor Ahmet. Çok çok iyi, çok formda. İşte o Milan'dan, o Bordeaux'dan zaten Dugarry, Lizarazu ve Zidane transfer yapıyor. Vichko gibi çok iyi bir oyuncuları var. Neyse, çok özgüveni yüksek bir şekilde Juventus'a geliyor. Ancak işte o adaptasyon sorunu, antrenmanda çok iyi olmasına rağmen 3-4 ay, 5-6 ay neyse, ilk dönemi çok kötü geçiyor Juventus'ta. Oyuncular da o podcast'te, ya bu kadar yetenekli oyuncu, bu kadar özgüvenli oyuncu nasıl oluyor da maçlarda bu kadar kötü oynuyordu diye kendi kendimize sorduk diyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından birisinden bahsediyoruz. Şimdi bu adam bunu yaşadıysa, bir Avrupalı olarak işte Fransa'dan İtalya'ya giderken, Hollanda'dan
gelen, İtalya'da oynayan Hollandalı bir futbolcunun Türkiye'ye gelip adapte olması sorun olabilir. Mesela aynı şeyi ben Tete için söylüyorum. O sorunu yaşıyor olabilir. Tete de hani yetenekli bir oyuncu. Daha önce izledik. O nedenle oyuncuları öğütmekten biraz vazgeçelim. Bunu yine kendime de bir öz eleştiri yaparak söylüyorum. Geçen sezonki formunu eleştirdim. Jorge Jesus sayesinde geldi. Jorge Jesus çünkü benim beklerim çok kısa boylu, uzun bir bek istiyorum demişti. Fenerbahçe scout ekibi analiz etti, izlettirdi, beğendi, aldı. Sonra pek yüzüne bakmadı Jorge Jesus. Ama Jadon Osterwolde'nin gelişimi konusunda da bir oyuncu, iki mevcut teknik ekibi de tebrik etmek lazım. Çünkü yani tek başına da olan işler değil. Kötü gittiği zaman oyuncular ya da formsuz olduğu zaman oyuncu ve teknik ekibi nasıl eleştiriyorsak, sen söylüyorsun, övgüde biraz daha cömert olmamız gerekiyor. Burada da eğer Osterwolde'nin gelişiminden bahsedeceksek İsmail Kartal'ı bu işin içine dahil etmek lazım. Kesinlikle. Olağanüstü bir oyuncu. Fenerbahçe'de çok kalacağını düşünmüyorum. Ben halen stoperde biraz pozisyon alma konusunda zaman zaman sıkıntı çektiğini ama bunu fiziksel özellikleri, atletik özellikleriyle çok iyi telafi ettiğini düşünüyorum. Güçlü oynayan bir takımda çok daha etkili bir sol kenar beki olabilir. Çok yani. Acayip bir stoper olabilir. Özelliği var. Dün attığı golü de hatırlatalım. Dün maç çok tempolu. 84. dakika. Savunma dan topu alıyor, yayın üzerinden topu alıyor ve rakip ceza sahasında net bir santrfor vuruşuyla golü kaydediyor. 70-80 metre koştuktan sonra o kadar ağır bir maçta. Olağanüstü bir futbolcu. Muhtemelen hani zaten izleyenler ve takip edenler vardı. Fenerbahçe'de çok uzun vadeli kalacağını düşünmüyorum. İyi bir bonservis bedeliyle gider. Bildiğim kadarıyla elde edilen karın belirli bir bölümü başka bir yere gidecek. %20 civarında. Evet. 6 ya da 7 milyon euroya gelmişti. Hani ne kadar pahalıya satarsanız o kadar kar etme ihtimaliniz olacak. O karın belirli bir bölümü de başka bir bölüme gidecek. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı açıklamalarda bulunuyor. Bir canlı bağlantımız olacak. Ülkemizi sürdürmek için toplumda her kesimin eşit faydalanması ve fırsat eşitliği olması gerekiyor. Ülkemizde günümüze kadar bakım hizmetlerinin güçlenmesi, esnek çalışma biçimlerinin oluşturulması ve teşvik mekanizmasının bu zamana kadar geldiği durum ve kayıt dışılığa yönelik olarak çalışmalar, istihdamda katılan kadın sayısının 10 milyonu aşan bir hale getirdi. Bu sayıyı artırmak için bundan sonra da hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı artıran çalışmaları sayesinde eğitim imkanları da artan kadınlar uzmanlıklarını da geliştirerek iş hayatında başarıdan başarıya koşmaya başladılar. Futbolda da kadınlarımızın futbolcu, antrenör, teknik direktör, hakem, profesyonel futbol yöneticisi olarak özellikle istihdama katılmalarını çok önemsiyoruz ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak destekliyoruz. Biliyorsunuz toplumda bir söz var. Özellikle şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki futbol kız oyunu değil. Biz futbol tam tersini söylüyoruz. Futbol sadece erkek oyunu değildir. Toplumsal fırsat eşitliğini futbolda sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Tribünde de sahada da kadınların futbolun ana aktörlerinden birisi olması için çalışmalar yapıyoruz. Yanlış bir ezber var futbolumuzda. O da ne? Kız gibi topa vuruyorsun diyorlar. Biz buna da karşı çıkıyoruz. Erken yaşta futbol ile tanışan ve topa vurma alışkanlığını kazanan kız çocuklarının futbola da ilgi duyarlarsa nasıl topa vurduklarının en güzel örneğini son günlerde görüyoruz. Kadın futbolunun gelişimi için neler yaptığımızı az önce değerli yönetim kurulu üyemiz Şafak Hanım sizlere aktardı. Özellikle 2022-2023 sezonunda yönetime geldiğimizde 100 yıldan beri hiç yapılmayan İlk kadın yönetim kurulu üyesinin biz yönetimimizi aldık. Nüket Hanım'ı ve İdil Hanım'ı, şimdi de Şafak Hanım'ı. Ve bütün kurullarımızda mutlaka en az bir tane kadın üye alarak bu konudaki kararlılığımızı ve verdiğimiz desteği sadece sözle değil,
özellikle aksiyon yaparak da olayı harekete geçirmiş olduk. Bizim bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda bu kadın futbolu konusunda az önce de Şafak Hanım bahsetti. Ben de özellikle kürsüden hem Nükhet Hanım'a, şu anda Sayın Büyükelçimiz, hem İdil Hocamıza hem de Şafak Hanım'a verdikleri güzel çalışmalardan dolayı ve destekten dolayı sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu sene yapmış olduğu başarıdan dolayı gerek o 23 takımımızı kuruyoruz, gerek futsal A kadın milli takımımızı kuruyoruz ve Necla Kıraas hocamız az önce de bahsedildi. 6 tane maçta hiç yenilgi yüzü görmeden, beraberlik almadan ve hiç gol yemeden C liginden B ligine takımımızı yükselterek yapmış olduğu başarıdan dolayı da ayrıca hepinizin huzurunda onu alkışlıyorum. Yine rol modeli olması açısından geçtiğimiz ay A milli takımımızın orta saha oyuncularından Birgül Sadıkoğlu Ankara Fomget kulübünden İspanya'nın en üst liginde mücadele eden UD Tenerife kulübüne transfer oldu. Birgül'ü de buradan tebrik ediyorum. Bundan sonraki futbol hayatında ona da başarılar diliyorum. Ve ülkemizi İspanya'da başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Ve amacımız da bu az önce anlatılan stratejide de bundan sonra aynı erkekler gibi kadın futbol oyuncularımızın da İspanya dışında diğer ülkelerde de ülkemizi başarıyla temsil etmeleri. Ve ben bu konudaki çalışmalarında amaca hizmet edeceğine düşünüyorum ve yürekten inanıyorum. Bu strateji belgesindeki size az önce anlatılan futbolu, kadın futbolunu tabana yaymak projesiyle ilgili ilk adımımızı attık. Geçen sene başlayan çalışmamız Ocak ayının 18'inde sona erdi. Kız çocuklarımızın ve erkek çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimine özgüven kazandırabilmek için futbolun ne kadar önemli bir rol oynadığının farkında olan Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol imzaladı ve bu protokolü uygulamaya geçirdi. Şu anda bu protokol kapsamında 6-14 yaş arasındaki kız ve erkek çocukları şu anda ilkokullarda ve beden eğitimi hocalarının yapamadıkları, çünkü ilkokullarda beden eğitimi hocası yok, derslere hep aynı hoca, sınıf hocaları ders veriyor. Bunlara şu anda biz bir eğitim gerçekleştirdik, antrenör eğitimi. Ortaokullarda beden eğitimi öğretmenlerini 16 ilde. Şu anda yaklaşık 500 bin çocuğa ulaşıyoruz. Bununla ilgili de Dersimiz Futbol isimli bir proje ortaya koyduk. İnşallah önümüzdeki günlerde 19 Mart'ta bununla ilgili de bir iki bakanımızla birlikte bir lansman çalışmamız olacak. Ve bu yaptığımız projede özellikle kadın futbolunu temele ve Türkiye'deki okullarda başlayacak şekilde güzel bir adım olmuş olacak. Bunun dışında az önce de bahsedildi, kulüplerimizin kadın futboluna olan ilgisi kadın futbolunun gelişiminde de çok önemli dama taşlar olacak. Türkiye çapında uzun yıllardan beri bu konuya yatırım yapan kulüplerimiz var. Bugün 4 büyük kulübümüz de bu konuda yatırım yaptılar ve bu yapılan yatırımlar kadın futboluna olan ilgiyi artırıyor. Ama yeter mi? Yetmez. Bizim hedefimiz Süper Lig'de takımı olan bütün takımların kadın futbol takımını da kurmaları, kaliteyi ve rekabeti daha da üst noktalara çıkarabilmeleri. O yüzden bizim bu zamana kadar bu konuda destek veren kulüplerimize, yöneticilerimize ben ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Yapmayan kulüplerimizi de bu tarafa davet ediyorum.
Unutmayalım ki sahada kadın futbolcuların, tribünde kadın taraftarların artması ülkemizde futbolun toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını sağlayacak ve futbolun iyileştirici gücünü artıracak. O yüzden biz yaptığımız çalışmalarda hep fair play'i öne çıkarıyoruz. Fair play'in olabilmesi için de kadınların önemi çok büyük. Bütün toplantılarda hep bundan bahsettim. Çocukların, kadınların, kızların özellikle stadyumları doldurması bizim açımızdan son derece önemli. Bir aile ortamı içerisinde maçları seyredebilmemiz için bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Az önce Sayın Yönetim Kurulu üyemiz Şafak Hanım'ın anlatmış olduğu strateji planı FIFA ve UEFA ile paylaştığımız kadın futbolu stratejisi. Bugün onun için özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk getirdik. Çünkü bu çalışma sadece Türkiye'de değil, dünyada da bütün ülkelerin UEFA ve FIFA'nın istediği strateji planının hazırlanmasına yönelik bir çalışma. Biz bu kadın strateji planının hazırlanmasında emeği geçen, başta yönetim kurulu üyemiz Şafak Hanım olmak üzere tüm emeği geçen ekiplerimizi yürekten kutluyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve sözümü şunla bitirmek istiyorum. Meşhur ozanımız Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz insanoğlu" sözünü sizlere hatırlatmak istiyorum. Ve tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ayrıca hepinizin önünde tekrar kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Başkanım sizi bırakmayalım. Başkanım siz de tekrar... Sayın Büyükekşi'nin açıklamalarını getirdik ekrana. Şimdi yeniden Eda Erdem'in heykeli için Kadıköy'e gidiyoruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor. Bir sporcumuzdur. 16 yıl, tam 16 yıldır formamızı taşıyor. Hem kulübümüzün hem de milli takımımızın kaptanlığını başarıyla üstleniyor. Kupalar kazanıyor, rekorlarına doluyor. Sahip olduğu yeteneklerin yanı sıra Eda'nın cesareti, özverisi ve duruşu ile Türkçe gençliği için bir ilham verici bir örnek oluşturuyor. Öyle bir sporcu düşünün ki 2012'de Londra Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiş, tam 12 sene sonra 2024 yılında da Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek, kaptanlığını yapacak. Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi zaferi elde edilirken de kaptanlığıyla unutulmaz izler bıraktı. Hem voleybol için, hem Fenerbahçe için, ama bence daha da önemlisi Türk kadın için. Öyle bir kadın düşünün ki en zor günlerde sarı lacivert çubuklu formanın zirvede olmasını sağladı. Kararlılıkların sonunda daima aydınlığın geleceğini herkese gösterdi, anımsattı. Öyle bir karakter düşünün ki duruşuyla, aidiyetiyle milyonlarca Fenerbahçeli'nin sevgilisi oldu. Tüm ülkenin sevgisini, sorumluluklarını omuzlarında taşıdı. Kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Bugün bu büyük sporcu ve liderin onuruna bir heykel açıyoruz. Onun için Fenerbahçe tarihimiz açısından da önemli günlerden biri. Ve dünyada çok az sporcuya nasip olacak bir kariyer, çok az sporcuya nasip olacak bir başarı, ama hepsinden daha önemlisi çok az bir sporcuya başarı nasip olacak sevgi ve saygı sevgi. Heykelimiz Fenerbahçe'mizin efsane futbolcuları birlikte yer alacak olması aslında Eda Erdem'in bizler için ne kadar değerli ve unutulmaz bir sporcu olduğunu da bir kez daha gösteriyor. Onun adı hem Fenerbahçe'miz hem de ülke voleybol tarihine altın harflerle yazılmıştır. Ve bu heykel gelecek nesillere
küçük kız çocuklarına, hayallerine giden evlatlarımıza daima ilham kaynağı olacaktır. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı olarak Türkiye Ligi'nde şu an lideriz. Avrupa'da da yarı finaldeyiz. Onun için bu gece, bugün bizlerle burada olan takımımızı, hocamızı, teknik kadroyu ve tüm personelimizi bir alkışlamanızı rica ediyorum. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın arkasında yatan güç, Ede Erdem gibi öncü, vizyoner ve lider sporcularımızın inanmışlığı, azmi ve çalışmalarıdır. Allah sizlerden razı olsun ve kupayı da bekliyoruz. Her kupayı bu sene sizden bekliyoruz. Sizlerle daha nice zaferlere imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Bugün Eda Erdem'in heykelini gururla açarken aynı zamanda tüm kadınların gücünü ve başarılarını yüceltiyoruz. Kadınlarımızın her anda gösterdikleri cesaret ve kararlılık bu güzel ülkenin, bu cumhuriyetin yarınlarına duyduğumuz umudumuz ve inancımızdır. Tabii ki onların yanında olmak da, desteklemek ve güçlerini kutlamak da bizim en büyük görevimizdir. Son olarak bu özel gün vesilesiyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dediklerle kutluyor. Ede Erdem'e ve tüm kadın sporcularımıza başarılar diliyorum. Eda'yı atasına bağlı, milli değerlerine saygılı, böylesine bir evlat olarak yetiştiren ailesine, kariyerinde ilk günden itibaren emeği olan hocalarına, Eda'nın kulübümüze transfer olduğu dönemde bu transferin gerçekleştirmesini sağlayan, şubemizin sponsorluğunu üstlenen Sayın Mehmet Ali Aydınlara ve Eda Erdem'in Fenerbahçe ile hem buluşmasını hem de yıllarca Fenerbahçe kalmasını sağlayan önceki başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın spor vizyonunu kulübümüze yerleştirmesinden dolayı kulübümüz ve camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Pınar Hanım dedi ki bu bir sanat eseri değil, bu bir simge dedi. Aslında konuşmasında çok önemli mesajlar, anekdotlar, yaşanmışlıklar vardı. Ama evet, bu bir sanat eseri değil ve bu bir simge ve olağanüstü güzel bir çalışma yapmışsınız. Çabalarınız, eforunuz ve cömert gönlünüz için teşekkür ederim. Dün akşam bizler için güzel bir gece oldu. Bu hafta sonu da inşallah öyle olur. Bir sporcudan fazlası, bir liderlik aynası ve karakter örneği olan Eda'mıza bundan sonra kariyerinde hayatının Fenerbahçe'de devam etmesini ve sadece gençlere, sadece sporcu olmak isteyenlere değil, herkese ilham kaynağı devam etmesini diliyorum. Başarılar diliyorum. Hepinize hayırlı bir Ramazan diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanım sıra geldi. O en heyecanı alan. Sizi bırakmıyoruz başkanım. Başkanım tamam. Tabii ki birazdan o en heyecanlı anı hep birlikte yaşayacağız. Buraya sahneye davet etmek istediği isimler olacak. Evet, Ali Koç'un açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Aslında dakikalar, hatta belki saniyeler içinde yine gideceğiz. Görüntüleri canlı olarak getireceğiz ekranlarınıza. Çünkü heykelin açılışı gerçekleşecek. Zaman zaman Ali Koç da konuşmasında duygulandı. Eda'nın konuşmasını veremedik. Sayın Büyükekşi konuşuyor Eda'nın evet. Anında. Sevgili Fenerbahçe taraftarları, ne zaman hayatımda ters giden bir şey olsa, beni üzen bir şey olsa kafamı kaldırıp tribünlere bakmam yeterliydi bana. Sizlerden aldığım güçle Fenerbahçe'ye her şeyimi adadım. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu ama her zaman salonlardan başımız dik ayrıldık. Bana öyle bir şey armağan ettiniz ki kendimi ne zaman kötü hissetsem bu heykele bakacağım ve kulaklarımda ne kaplanlar geldi, ne kaplanlar geçti bestesi yankılanacak. İyi ki Fenerbahçe'yi izlemiş. Eda da konuşmada bayağı bir duygulandı. Sanırım hani Türk sporunu eğer seven birisi varsa duygulanmamak mümkün değil. Açıkçası
Fenerbahçelilerin de izlerken biraz duygulandığını düşünüyorum. Dilek Olay söylediği hani biraz ben 2008 dedim, hesabı hemen yapmıyoruz bazen. 16 sene. 16 sene, evet. Aynı takımın formasını, evet, giymek ve üst seviyede oynamak. Başarıyla hani, da terletmek. Yani gerçekten çok olağanüstü bir iş. Türk spor tarihinin en efsanevi isimlerinden. Bence zirve Naim Süleymanoğlu'dur Türk spor tarihinde. Benim kahramanım oydu çocukken. Tartışmasın. Eda Erdem de birçok çocuğumuzun kahramanı oldu. Bence bu bile inanılmaz bir miras. Yani yarın öbür gün geriye dönüp baktığında bazı isimlerin, bazı sporcuların muhtemelen, ya ben Eda'dan esinlendim, Eda Erdem'den esinlendim demesi. Evet, açılıyor heykel şu an, görüntüler canlı. Gerçekten çok heyecan verici. Aktif bir sporcunun heykelinin yine gururla o formayı terletirken, başarılarına devam ederken dikilmesi, onurlandırılması çok güzel. Zaten o performansıyla kulübünü ve tabii ki yine bizi de, milli takımımızı da onurlandırdı. Onurlandırmaya da devam ediyor. Dileriz tabii ki bu heykelin sonrasında bir de bir olimpiyat altın madalyasıyla taçlanır. Şöyle heykeli görüyoruz biraz. Tamamını göreceğiz herhalde. Az sonra. Şampiyonluk kazandı. Türkiye Kupası kazandı. Sevgi Şampiyonlar Ligi kazandı. Bir altın madalya. Olimpiyat altın madalyası Avrupa kaldı. Avrupa şampiyonu oldu. Milletler Ligi şampiyonu oldu. Olimpiyatta mücadele etti. Tam istediğimiz gibi geçmedi ama yine de orada bulunmak, bence olimpiyat oyunlarına gitmek, evet, zaten büyük bir iş. Ciddi de bir kalabalık var bu arada. Çok, Kadıköy'de bu arada hava şartlarına rağmen. Kulüp bir açıklama yapmıştı ve bütün taraftarları davet etmişti. Hatta taraftar grupları da, üniversiteli, evet, gruplar, evet, diğer hava taraftar grupları rağmen da çağrıda bulunmuşlardı. Gelip bu törene katılabilirsiniz, izleyebilirsiniz diye. Onlar da paylaşımlar yaptılar. Evet. Taraftarlara çağrıda bulundular. Tabii hava da bugün biraz hareketli. İşte heykel geliyor canlı olarak İkonik ekranlarınıza. Pozuyla, evet, Eda'nın. Onun o harika pozu. Üstelik de bugün böyle bir günde, Kadınlar Günü'nde, gerçekten heyecan verici. Çok güzel gözüküyor. Şimdi heykelin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Çok güzel iş. Çok güzel. Yani. Sayın Aydınlar da orada bu arada. Yani evet. Fenerbahçe, evet, voleyboluna, var bu arada. Türk voleyboluna büyük emekleri var kendisinde. Yani Fenerbahçe Ülker nasıl basketbolda ilk adımı attıysa, evet, Fenerbahçe'nin zaten basketbol kültürü vardı. Ülker onu Euroleague seviyesine, evet, düzenli bir şekilde nasıl taşıdıysa, Acıbadem de sponsorluğuyla Fenerbahçe voleyboluna çağ atlattı. Onun da hakkını teslim etmek lazım. Aziz Bey'in de hakkını bir kez daha teslim edelim. O çok fazla önem verdi bütün branşlara. Şu anda çok zor. Keşke orada olsaydı. Yani amatör şubeleri şu an yönetebilmek, çünkü çok net biliyoruz ki gelirler giderleri zarar karşılamıyor. Yazıyor. Zarar yazıyor. Zarar. Ve bu şekilde fedakar bir şekilde amatör şubeleri hedef doğrultusunda yönetebilmek çok ciddi fedakarlık ve başarı istiyor. Gerçekten de hani buradan Ali Başkan'ı kutlamamız gerekiyor. Yani şöyle, buraya sponsor olan kim varsa, hangi branşta, hangi kulüp için fark etmiyor, Türk sporu için büyük emektir. Yani kesinlikle. 1 lira veren kişiyi bile Türk sporu açısından, evet, değerli görmek gerekiyor. Çünkü hiç yani geri dönüş açısından böyle reklam olarak veya tanınılık olarak düşünülerek yapılan sponsorluk değil. Büyük büyük işler. Allah helal olsun inşallah. Olimpiyat madalyasıyla da görürüz bu yaz. Fenerbahçe'nin kaptanı zaten efsaneydi. Şimdi Kadıköy'de dikilen heykeliyle bir kez daha taçlandırılmış oldu o efsaneliği, öyle söyleyelim. Ben de duygulandım. Şu an bence Melike'nin gözleri doldu. Ben çok, ben çok böyle, büyük sporcu ya. Ya böyle başarılı, beni böyle başarı çok duygulandırıyor gerçekten. Başarıya takdir daha da çok duygulandırıyor. Şimdi heykeli görünce o pozu hatırladım. O maçlardaki heyecanımızı hatırladım, başarımızı hatırladım, duygulandım açıkçası. Daim olsun başarıları, böyle isimler daha da artsın, devam etsin, bizi gururlandıran sporcularımız. Ve sanırım hani bir kadın sporcunun ilk defa heykeli. Kesin. Evet. Ülkede. Aynen. Yani biz çocukluğumuzda mesela futbol oynarken hep futbolcunun ismini zikrederdik. Böyle sembol isimleri, rol model aldık. Mesela şu an bazen ben çocuğun okuluna falan gidiyorum. Kız çocuklarımız böyle voleybol oynuyorlar. Eda Erdem diyorlar voleybol oynarken. Yani, yani çok çok özel bir şey gerçekten.
O yüzden arkadaşları da onu yalnız bırakmadılar. Bundan 5-6 sene sonra, 10 sene sonra sporcularda örnek aldığınız isimler değerlendirilirken Eda'nın ismini de sesini duyacağız. Evet. Vargas da orada, bakın bütün takım arkadaşları orada. Çok fazla Fenerbahçeli voleybolcular. Voleybola bir yönlenim var. Evet, evet. Çocuklarımıza çok. Bu işte Eda. Gizem orada, Fedorov orada, evet. Bütün takım Meryem orada. Herkes takım arkadaşları, kaptanlarına de desteğe gelmişler. Çok gurur verici gerçekten. Bugün de tarihe geçsin. Şu anda Vargas Ali Koç ekranda gözüküyor. Çok güzel sporcular herhalde. Yani o da olağanüstü bir sporcu. O da kesinlikle. Yani şey söyleyeceğim. Devşirme olarak evet, böyle devşireceksek böyle devşirelim. Evet. Türk spor tarihinin en iyi devşirmelerinden biri. Evet. Aurelio 1 ve yani oralara koyarım. Vargas da aynı şekilde. Evet, yani. Doğru. Yani. Acayip devşirme. Yani ne güzel. Ben yakın oturuyorum. Sık sık geçiyorum önünden. Dün gece de geçerken hazırlıklar fotoğraf yapıyordum. Fotoğraf çekilirsin Humalı. Artık en evet, yakın zamanda. Kesin, kesin, net. Ben de gittiğimde bir fotoğraf çekileceğim orada kesinlikle. Hak ediyor. Tarihe geçsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 2024 yılında milli voleybolcumuz Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem'in heykeli dikildi. Biz de görüntüleri canlı olarak getirdik ekranlara. Ben biraz duygulandım. Hatıra fotoğrafı çekiliyor şu an. Ay çok duygulandım. Bir reklama gideceğiz. Reklamların ardından spor ajansı devam edecek. Aranın ardından spor ajansında yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe voleybol takımının kaptanı Eda Erdem'in heykelinin açılış töreninin görüntülerini getirmiştik ekranlarınızda canlı olarak. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Duygulandık, gururlandık kendisiyle. Şimdi yine Fenerbahçe ile devam edeceğim. Yeniden futbola dönüyoruz. Maçı konuşuyorduk. San Jose Fenerbahçe karşılaşmasını biraz bireysel performanslar demiştik. Onur Özkan, sana döneceğim. Yusuf Kenan'la konuşuyorduk. Evet, Osterwolde'yi konuşuyorduk. Senle devam edelim. Yani ders olur mu Osterwolde konusu bize? Çok umutlu değilim. Yani Yusuf Kenan da söyledi. Eleştiri evet. Çok normal ama biz kısa süre içinde bir oyuncu izleyip direkt tırnak içinde çöp ifadesi kullanmaya başlıyoruz. Özellikle sosyal medyada çok yaygın bir ifade halini aldı bu. Ya ben oyuncuyu bakarken özellikle böyle kısa vadeli değerlendirme yaparken şuna dikkat ederim. Profesyonellikte bir problemi var mı? Aidiyetinde bir sıkıntı var mı oyuncunun? Evet. Bunlarda problem yoksa karakteriyle alakalı oyuncuya zaman tanımak gerektiğini hep söylerim. Çünkü ortada net bir yetenek var. Bir background'u var oyuncunun. İtalya'dan gelmiş, Serie B bile olsa parma futbol kültürü olan bir takım. Orada iyi performans göstermiş ve beklememiz taraftarıydım. Hatta şu ifadeyi de kullanıyordum. Savunmanın merkezinde, daha doğrusu aslında üçlü savunmanın sol kenar stoperi olarak gelişimini sürdürürse çok daha iyi bir noktaya gelir demiştim. Haklı çıktığım için mutluyum Osterwolde konusunda. Gelişim gerçekten çok dikkat çekici ve alkış hak ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu an Fenerbahçe kadrosu içinde en değerli oyuncu olabilir. Yani transfer anlamında, para anlamında. Yani Ferdi Kadıoğlu bize söylüyoruz ama bence Osterwolde daha da yüksek bir transfer yapabilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü artık futbolda aranan bir profil. Şimdi savunmanın merkezinde size artı bir değer katıyor. Şimdi dün attığı golde evet koşuşu önemli, bitirişi önemli, bir sol bek oyuncusu ama daha önemlisi bence o koşu yapma isteği orada. O yani refleksi gösterebilmesi. Böyle bir heyecanlandırdı ki bir de bizi tabii. Gerçekten. Yani dakika 84 bir savunma oyuncusu ben o topa koşayım diye düşünebiliyorsa gerçekten çok özel bir şeydir bu. Şimdi böyle stoperler Avrupa'da artık çok yüksek rakamlara transferler gerçekleştiriyor. Topla çıkabilen, pas yeteneği yüksek, atletizm, çabukluk. Evet pozisyon bilgisinde bence de bir eksiklik var ama o biraz da deneyimle olacak bir şey. Yani biliyoruz ki stoperler 25'inden sonra olgunlaşmaya başlar. İşte Van Dijk örneği var önümüzde. Fenerbahçe'den önce 7 maç var stoperde. Yani evet, evet. Neredeyse hiç oynamamış. Yani evet, yani dolayısıyla stoperlik biraz şeydir. Oynama alışkanlığı ister biraz. Deneyim ister o pozisyon bilgisini kazanabilmek. Bence Fenerbahçe adına sezon sonunda ciddi rakamlar, hatta şöyle bir şey gerçekleşirse bir Hollanda milli takımı olabilirse ki bence şu performansıyla mutlaka dikkat çekiyordur diye düşünüyorum. Evet onun pozisyonunda Hollanda milli takımında da benzer profilde Ake tarzı bir oyuncu var belki ama hani genç bir oyuncu, geleceği çok parlak bence ve hani bundan sonraki dönemde Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda çok ciddi bir şekilde daha önce hep şu konuşuluyordu işte Ciku yanında işte ya Çağlar oynar ya Beka oynar tarzında bir görüş hakimdi. Bence Osterwolde de şu performansıyla hocanın kafasını karıştırmıştır diye düşünüyorum. Evet ben de aynısını düşünüyorum. Nasıl değerlendirecek,
ne olacak? Bu arada Çağlar'ın durumu ne? Evet, tam netleşmedi. Onun MR'ı çekilecekti bu sabah. Muhtemelen 1-2 saate durumu belli olur. İsmail'in kramp nedeniyle ayağına basamadığı için SDL'e çıktı. En azından maç sonunda SDL'e soyunma odasına gittiği açıklandı. Fred'in bir önemli bir durumu yok. Çağlar için de umarım çok önemli değildir. BK'nın durumu da ben Trabzon maçında oynamasının zor olduğunu düşünüyorum. Sonraki hafta oynayacağını düşünüyorum. Hep diyoruz ya bu tür yüksek böyle fizik kalitesi yüksek oyuncular, ağır oyuncular, dönmesi uzun boylu oyuncular dönmesi. Ameliyat sonrasında da evet, zor oluyor, sıkıntılı oluyor. Kolay bir iş değil. Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu hep söyleniyordu. Yani bu kadar stoperi niye aldınız o zaman? İşte demek bir kez daha iki almışlar yani. Evet, şimdi sakatlıkta sık oluyor yani gerçekten. Dekav da sakatlandı. Çağlar da sakatlandı. Çağlar'ın da Luan Perez hiç yok zaten o sakatlık. Luan Perez zaten lisede de yok. Bu arada dün soranlar da olmuştu hani Kent nasıl oynuyor tarzında. Çünkü hani listede TFF listesinde yok vesaire. O kural da geçen sezondan itibaren geldi bildiğim kadarıyla yani. Onu şeye sordum. UEFA tarihinde ilkmiş bu arada. UEFA'ya da sordum. Çünkü bilmek için. Türkiye'de lisansı varmış hala Ryan Kent'in. Sadece listeye yazılmamış. Evet. Normalde lisansı, olmuyordu bu uygulama yani. Yani devre arası gelenler için olmuyor ama sezon başına lisans çıkartılan, lisansı askıya alınmayan, işte ne bileyim iptal edilmeyen bir oyuncuyu ligde oynatmasan da, ligdeki kontenjana yazmasan da Avrupa'da oynatabiliyormuşsun. 44-02 galiba player eligibility kuralı. Orada net bir şekilde zaten belirtiliyor. Fenerbahçe tarafı da bunu sormuş UEFA'dan. Onayını aldıktan sonra kadroda oynatma kararı almış. O da hani onu da açıklık getirmiş olalım. Neden oynadı, nasıl oynadı meselesine. Jadon Osterwolde meselesinde bir kez daha söylüyorum. Yani teknik heyete de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İsmail Hoca'yı evet sen cömertlik meselesine yine dile getirmiş olalım. Çok sık eleştiriyoruz. Yani en azından sık demeyelim de hata olduğunda çok sert eleştiriyoruz. Evet. Ama dünkü gibi mükemmel maçlarda da o kadar hakkını teslim etmek lazım. Oyuncu açısından da evet ben de Jadon Osterwolde'nin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin elinde şu an Szymański, Osterwolde, Ferdi gibi çok ciddi rakamlara satabilecek İsmail oyuncuları var. İsmail de çift haneli görebilir bence. Lyon almayı çok ciddi bir şekilde düşündü. Sonra Nemanja Matić'e gittiler. Nemanja Matić'in Ren'le ilgili sorunları olunca. Gitseydi de fena bir takıma gitmeyecekti Avrupa bu şampiyon. Arada. Bir de İsmail ile ilgili bence şöyle bir net tablo var önümüzde. Hem İsmail'in profiliyle alakalı hem de bundan sonra gidebileceği takımla alakalı. Şimdi hep konuşuyoruz 6 mı 8 mi İsmail? Bence çok net bir 6 numara İsmail Yüksek. İsmail'in bu sezon çok iyi maçları var ama bence en iyi 2 maçı. Bir Hırvatistan milli maçı. Bir de bu maç. Bir de bu maç. Şimdi aslında 2 maçın planları birbirine benziyor. Nedir 2 maçın planı? Ya, hücum kadar savunma önlemlerinin ön plana çıktığı. Topun biraz daha fazla rakipte kaldığı, temasın biraz daha fazla olduğu iki maçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla İsmail bundan sonra bir transfer yapacaksa Avrupa'ya gideceği takımın profili de bu maçları daha fazla oynayan bir takım olursa başarılı olur. Çok daha başarılı olur. Çünkü İsmail ne zaman maç içinde temas artıyor, sertlik artıyor, ikili mücadele artıyor. O zaman İsmail inanılmaz ön plana çıkıyor fiziksel kalitesiyle, direnciyle, ikili mücadelede top çalma becerileriyle. Dolayısıyla İsmail açısından da bence iyi bir referans bu bundan sonraki kariyer planlaması için. Yani. Bu arada Fenerbahçe bu sezon 13 Avrupa maçının 11'ini kazanmış. Evet bu bir rekor. %186.7 galiba ortalaması Fenerbahçe'nin. Türk futbol tarihinde bu ortalamayı yakalayan ilk takım oldu Fenerbahçe. Ve geçtiğimiz sezondan bu yana da 19 galibiyet. West Ham'la beraber en fazla Avrupa maçı kazanan takım Fenerbahçe geçen şu anda. Geçen sene de seviyeyi eleyebilecek kıvama gelmişti. Oyun olarak bence oyun olarak kesin da, olarak elemişti oyun olarak da skor olarak eleyememişti. İlk maçta da ilk maçın ilk 45 dakikası özellikle. İkinci maç da iyiydi, komple iyiydi bence. İşte o tribün olayları olmasa belki de eleyecekti. Orada hani ciddi anlamda artık bunlara biraz dikkat etmek lazım. Yani yüzümüzü kara çıkartmıyor Fenerbahçe Avrupa'da. Bu konuda da ayrı bir tebrik gerekiyor. Ve rakipler açısından da çok pardon sözünü kestim. Hani Fiorentina mesela dün zor kazandı. Aston Villa Ajax deplasmanda çok etkili değildi. 0-0 bitti maç. Yani rakipleri bir Lille sanki ön plana sıkıntılı. Çıkıyor. İyi bir takım Lille. İşte burada kura şansı her zaman söylüyoruz. Yani burada Fenerbahçe en ters gelecek olan rakiple finalde oynamak çok daha avantajlı olacaktır Fenerbahçe için. Şimdi tabii ülke puanı, ülkenin futboldaki gelişimi, Avrupa'daki yerimiz, Belçika'yla uzaktan da olsa çekişmemiz ülke puanı açısından önemli. Türkiye Futbol Federasyonu'na sormak isterim. Çeyrek finale çıktı gibi Fenerbahçe. Süper Kupa maçı var. 3 gün sonra da çeyrek final maçı oynayacak Fenerbahçe. Sayın Başkan'a sormak isterim. Türk futbolu madem bu kadar önemli, Avrupa'da temsilimiz bu kadar önemli,
Hayırlı olsun. Biliyorsun, yeni kriz. Lig maçları ertelenmişti kriz. Biliyorsun. 3 takımımızın Avrupa maçından dolayı. Yeni kriz. Çünkü muhtemelen Türkiye Futbol Federasyonu. Eğleneceklerini düşündü takımlar. Eğleneceklerini düşündü. Çeyrek final ne haddimize dedi bizim. Planları bozdu biraz Fenerbahçe. Burada federasyon tekrar bir düşünecektir. Şimdi bazı eleştirileri yaparken. Düşünse ne olacak artık işte, bu saatten sonra? Bazı eleştirileri yaparken bu işlerin yani yöneticiliğin öngörü olduğunu sürekli hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Öngörü. Çünkü o da bir tecrübe. Ne yaşanabilir? Aslında. Şimdi bu müsabaka planlaması zaten başından beri yanlıştı. Yani Suudi Arabistan meselesi başından beri yanlıştı. Ben aradaki o rekabetin başka bir seviyeye taşındığı için Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki rekabetin bunun çok böyle kontrol edilemez noktalara gitmesinden de endişe duyduğum için Urfa'ya gönderilmesini de yapılmasını da eleştirmiştim. Urfalılar yanlış algıladı. Bir kez daha söylüyorum, benim Urfa'yla alakalı herhangi bir derdim yok. Bazıları şey yazmışlar. Ankara'nın doğusuna gitmeyenler Adanalıyım ben ya. Yani bana demeyin bari, başkası. Yani şehrin ulaşım konusundaki durumu, konaklama bunlar 21, çok önemli. 21.30 oldu evet. Saat evet, itibariyle. Şimdi 2 saat maç 11.30. Hadi uzadı diyelim, penaltılara gitti. Ondan sonra kupa seremonisi vesaire. Şu olacak büyük ihtimalle, çevre havalimanları yani Antep gibi mesela örnek evet. veriyorum. Ama gece 3'te mi uçuracaksın? İşte yani ekstra bir şey yapılacaktır mutlaka yani, orada. Ek seferler Batman, konulacaktır. Batman, Antep. Yani ya oralar kullanılacak. Diyarbakır, işte, oralar kullanılacak gibi. Ben de şunu, yani sadece o değil. Şimdi kaybeden ve kazanan bir taraf olacak burada. Hani bir araya getirmek gerekiyor bu işte taraftarları. Onu sağlamak çok zor. Birinin burnunu kanadıktan sonra bir anlamı kalmıyor yani. Önceden evet. bunları öngörmek ortamda lazım. Ortamda çok sıkıntılı bir ortam. İşte onu söylüyorum. Yani yöneticiler bunu sıkıntı hale getiriyor. Maalesef açıklamalar üst üste birbirine terbiyesiz, birbirine terörist diyor. Yani bu seviyede İstanbul'da bu iki takım taraftarını yan yana derbide aynen. getirmiyorsun. O yüzden bunları biraz öngörmek gerekiyor. Hayırlı olsun yeni krizimiz. 3 gün arayla çok önemli 2 maça çıkacak Fenerbahçe. Türkiye Futbol Federasyonu bakalım bununla ilgili ne düşünecek, çünkü son dönemde hızlı hızlı bazı açıklamaları yapıyorlar. Ya daha bu tarih açıklandığı zaman zaten bunun konuşması yapılmıştı. Yani bu iki takım çeyrek finale çıkarsa ki Galatasaray'ın da biz Sparta Praga evet, geleceğini düşünüyorduk. Yani iki takımımız birden çeyrek finale maçı oynayacaktı. Ben öyle, onu görüyorum öyle yani. Gözüküyor. Yani çünkü o tarihe koymak hani daha müsait tarihler bence bulunabilirdi gibime geliyor. Yani sezon bittikten kısa bir süre sonra oynatılabilir miydi? Çünkü Türkiye Kupası finali de var ama şey açısından belki de orada Avrupa Futbol Şampiyonası. Zaten lig bir oyuncular hafta zaten ileri atıldı zaten. Öyle evet. bir durumumuz da oldu. Yani kötü bir durum oldu gerçekten. Fenerbahçe adına bunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Bizim ama şimdi yakın vadede temennimiz buradaki maçı da güzel bir galibiyetle tamamlayıp artık Avrupa'da tek temsilcimiz kaldı ve ülke puanında da o sıramızı garantileyeceğimiz büyük ölçüde bir maç olacak herhalde. Kesinlikle haftaya. Evet. 9. Sıra şu anda bizim için garantiymiş gibi duruyor sanırım. O da önemli, kıymetli. Bir kez daha tebrik edelim temsilcimiz Fenerbahçe'yi ve Avrupa'dan lige döneceğim çünkü ligde yeni hafta bu akşam başlıyor. Açılış maçı da Galatasaray Çaykur Rizespor mücadelesi. Bir bu maçın notları var. Haberimizi izleyelim, sonra da değerlendirmelere başlayalım. Evet, artık lig maratonuna yeniden dönüş yapalım Avrupa'dan. Galatasaray'ın şu anda tek kulvarı kaldı. O da Süper Lig. Süper Lig'de şampiyonluk edebiliyor. Evet. Lider şu anda da evinde oynayacak. Eğer deplasmanda olsaydı biraz daha farklı bir şekilde sorardım bu soruyu ama Evinde. Bir de Çaykur Rizespor'un da deplasman sonuçlarına bakınca biraz daha evinde doğru. iyi ama deplasman maçlarında aslında o kadar. Aslında daha iyi olabilirdi. Yani iyi bir geçiş takımı ama. Evet, enteresan bir şekilde. Skorlara yansımadı. Yansımadı. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Yani Galatasaray açısından şunu net olarak ifade edebiliriz. Evet, şu an Avrupa'nın en iyi iç saha takımı diyebiliriz Galatasaray için. Yani kesinlikle. Skorlar en azından bunu bize söylüyor. Ama şöyle bir problem var Galatasaray adına. Sürekli kadro daralıyor. Yani ligin bu zamanlarında artık iyice yol kısalmışken sizin daha geniş kadroya, daha fazla futbolcuya ihtiyacınız varken Galatasaray'da tam tersi oluyor. Yani her maç daha da Okan Hoca'nın kadro tercihleri konusunda sıkıntı yaşadığını görüyoruz. İşte derbide 85'e kadar oyuncu değişikliği yapamayan bir teknik adam. Edep kulübesinde çok fazla seçeneği olmayan bir isim. Şimdi dönüyoruz bu maça. Abdülkerim Bardakçı yine yok. Davinson Sanchez yine yok. Sağ bek kim olacak, stoper kim olacak falan derken sürekli böyle bir problem yumalı Galatasaray adına. Bu sıkıntı çünkü aynı oyuncuların üzerine çok fazla yük binmeye başladı. Mesela
normal şartlarda Galatasaray'a Mertens'i çok ekonomik kullanması gerekiyor. Çünkü 37 yaşında. Evet ama. Oynadığı pozisyon çok fazla enerji isteyen bir pozisyon Galatasaray adına ama hoca 85 dakika, 90 dakika sürekli sahada tutmak zorunda kalıyor. İşte derbide uzatmalarda 20 metre koşup geriye Aboubakar'ın ayağından top alan bir Mertens'ten bahsediyoruz. Bu çok sağlıklı değil. Çünkü Galatasaray adına çok önemli bir oyuncu Mertens. Şu anda sistemin en kilit parçalarından bir tanesi ve çok yıpranıyor. Bunu birkaç oyuncu içinde kullanabiliriz bu ifadeyi Galatasaray. Kerem Demirbay mesela çok yıpranıyor. Torreira evet. Çok yıpranıyor. Kaan Ayhan, Barış Alper çok yıpranıyorlar ama böyle bir zorunluluğu var Galatasaray'a. Mesela bugün bilmiyorum muhtemel var mı Emre'nin muhtemel 11'i ama var. En büyük soru işareti tabii ki burada şu. Stoper'de Kaan Ayhan mı oynayacak yoksa hoca Kaan'ı yine sağ bekte kullanıp Berkan Kutlu riskine mi girecek? Ben buna çok ihtimal vermiyorum. Yani bazı yerlerde Berkan Kutlu'yu stoper'de, Kaan'ı sağ bekte gördüm. Bence Kaan Ayhan stoper'de oynayacaktır. Yani burada çıkış noktası bence şu. Şimdi siz eğer Kaan'ı stopere, Barış Alper'i sağ beke çekerseniz ne anlama geliyor bu? Hocanın aslında 11'de oynatmayı hiç düşünmediği bir kanat oyuncusu Tete veya Zaha'nın 11'de oynamasının anlamına gelecek bu. Hoca şu anda iki oyuncunun da performansından hiç mutlu değil, hiç memnun değil. Zorunluluk olmadıkça 11'de oynatmayı düşünmüyor ama bugün Galatasaray'ın böyle bir gerçeği var önünde. Ve Rizespor da demin söyledim yani çok iyi bir geçiş takımı. Çok iyi geçiş oyuncuları var ama bu skorlara bir türlü yansıyamadı. Evet. Yani iç sahada genellikle başarılı, deplasmanda iyi sonuçlar alamayan bir takım. Mesela Veresanovic benim çok beğendiğim bir oyuncu. Sakatlığı var mesela, getirildi İstanbul'a ama oynayıp oynamayacağı belli değildi mesela onun. O ciddi bir geçiş silahı olabilir Galatasaray savunması arasında. Yani hiç alışkın olmadığı bir ikiliyle oynayacak Galatasaray bugün. Evet, Davinson, Kaan beraber oynuyor ama biri sağ bekte, biri stoperde oynarken şimdi ikisi savunmanın merkezinde oynayacaklar. Bu bir risk Galatasaray için. Bugün muhtemellerimizi de verelim o zaman konuşurken. Aynen. Galatasaray için bence kilit nokta şu, geçiş savunması olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray son 3-4 maçta rekor seviyede oyunun 3. bölgesinde top kaybediyor. Bak, senin söylediğin muhtemeli gibi Berkanlar son stoperde görünüyor. Can, bu bana riskli geliyor. Ümraniye maçıydı galiba. Tam şu an hatırlayamıyorum. Berkan'ın stoper oynadığı bir kupa maçı var. Çok kötü bir maç çıkardı Berkan o maçta. Stoper pozisyonunda. Hani zaten oyun karakteri olarak stoper oynamaya hiç müsait bir oyuncu değil Berkan Kutlu. Ve hani Rizespor gibi etkili hücum silahları olan bir takıma karşı da hoca bu riske girer mi? Ben çok ihtimal vermiyorum. Bence Kaan savunmanın merkezinde, Barış sağ bekte, sağ önde de büyük ihtimalle Tete. Zaha oynayacak veya Tete. Birinden birini tercih edecek hoca. Yani çünkü yani hücumda bir riske girmek daha mantıklı savunmada riske girmektense diye düşünüyorum. Çünkü orada yapılacak evet. Bir hatanın bedeli çok ağır olacak Galatasaray adına. Galatasaray için dedim ya, kilit nokta şu, son 4 maç 3. bölgede rekor top kaybı Galatasaray adına. Hı hı. Yani bu çok yıpratıcı oluyor savunma ve Torreira, Kerem Demirbay açısından. Rizespor'da iyi geçiş yapan bir takım. Bence Galatasaray adına geçiş savunması çok önemli. Çok kilit bugün. Ben zor bir maç bekliyorum. Bu muhtemelle sana döneyim Yusuf Kenan. Birazdan Çaykur Rizespor'unkine de bakacağız. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Hem sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'i de getirdik ekrana. Ya yani eksikler önemli. Ben de aynı fikirdeyim bu arada. Kaan da bu arada sakat oynuyor. Evet. Kazık fıtığı. Kaan'ın da bir sakatlığı ameliyat var. Ameliyat olması gerekiyor. Büyük fedakarlıkla oynuyor. Yani oyuncu belki de olası Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olma şansını riske atmış oluyor. Onu da dile getirmiş olalım. Ben de Kaan, Nelson, Barış Alper, Sağbek'te tercih ederdim. Hocanın tercihi farklı olabilir. Burada Galatasaray'ın iç sahada oynaması tabii ki büyük avantaj. Çünkü iç sahada biraz da taraftarın taşıdığı, enerjiyle taraftarın taşıdığı bir takım haline dönüşüyor Galatasaray. Ve öndeki baskı son dönemlerde daha az verimli olsa da halen aynı yoğunlukta devam ediyor ve Çaykur Rizespor'un da aslında panzehiri burada yatıyor. Çünkü Çaykur Rizespor çıkarken savunmadan Mitat ya da Jonjo Shelvey'e top gelmeden eğer siz topu kazanabilirseniz gol fırsatı bulmanız çok çok yüksek. Ama sonrası o geçişi eğer özellikle Jonjo Shelvey'e çok gelirse. Çok sakin bir oyuncu. Yani oldu. Zekiri, Olavoyin, Veresanovic, yani Akintola yani birçok önemli silah var. Ben Hur yok bugün. Evet. Sakatmış. Evet. Ama o da aslında o geçişlerde çok hızlı ve o geçişleri iyi değerlendiren bir oyuncu. Muammer'i aldılar. Rize'nin de muhtemelen getirelim. Evet. O da hem sağ bekte hem orta sahada hani değerlendirilebilen bir oyuncu. Bu takıma da bir artı sundu. Bu çok ofansif bir bence Olavoy'in
daha çok forvet arkası ve Veresanović daha çok 8 numara gibi oynayan bir oyuncu. Evet, en skorer oyuncusu Veresanović Çaykur Rizespor'un eğer yanlışım yoksa. Ama en skorer olması biraz daha o işte savunma arkası koşullarını, ceza sahası koşullarını çok sık yapmasıyla evet. alakalı. Bu takım tehlikeli bir takım, katılıyorum. Kolay bir maç değil ama kolay çevirebilecek bir oyun yapısı var Galatasaray'ın. Yani rakip kolay bir rakip değil. Özellikle eğer ilk perdeyi kırarsa baskıda çok hızlı kaleye inebilen, kaleye en direkt inen takımlardan birisi ligde. Ayaklar da yetenekli. Hani hem Olaboy'un hem Veresanović hem Jordi Shelvey. Bazen çıkışları fazla zorluyorlar. Çok top kaybedip direkt kalelerinde tehlike yaşıyorlar. Aynen. Yani Galatasaray'da en büyük silahı onları yapmak. O yüzden o baskıyı eğer kırabilirse ancak Çaykur Rizespor tehlike üretebilir. Ama savunma hattında hala sıkıntılar var. Hani o savunma hattında da hücumda ne kadar etkinlik varsa Rizespor'da savunma hattında Motsi, o kadar tedirgin. Motsi iyi bir oyuncu ama son haftalarda hep kulübede oturuyor. Bilmiyorum yani Atilla Motsi. Benim beğendiğim bir oyuncu. Ben de bu sezonun iyi transferlerinden birisiydi. Kolay bir maç değil. Uzaktan şut meselesine de dikkat çekmek isterim. Şimdi cepheden Gökhan iyi kaleci. Fena bir kaleci. Ligin ortalama veya ortalama üstü performans sergileyen kalecilerinden birisi. Galatasaray'da bugün uzaktan şut denenirse Gökhan'ın zaman zaman uzaktan şutlarla ilgili zaafları var. Gökhan kurtarış yaptıkça biraz açılan bir kaleci. Evet. Yani birinci, ikinci kurtarış yaptıktan sonra bir anda ısınıyor. Az önce hangi örneği verdik? Maça başlıyor ve sonra ısındıktan İsmail evet. Yüksek örneği. Çok güzel bir örnekti. Gökhan da öyle. Yoğunluk ne kadar artarsa kalesinde o kadar kurtarış seviyesi yükselmeye başlıyor. Maça iyi başlarsa, bir iki tane kritik kurtarış yaparsa ondan sonra da maç esnasında artık hani sezonun en çok kurtarış... Çok uçlarda bir kaleci yani. Evet. Çok iyi maçları var, çok kötü maçları var. Böyle... Sezonun en çok kurtarış yaptığı maçına doğru da gidebiliyor. Gidebilir, evet. Ama uzaktan denemeler önemli. Bence Galatasaray bugün uzaktan şut denemesi de yapması lazım. Bir de şunu ekleyeyim. Galatasaray kazanırsa 5 puana çıkıyor fark. Maç fazlasıyla bile olsa. Evet. Herhalde bu sezon böyle bir fark olmamıştı daha önce. Evet evet. Biraz 5 daha puanlık fark, psikolojik üstünlük anlamda var, bir eşik olabilir. Tabii. Pendik maçı öncesinde Fenerbahçe. 5 mi yapmıştı Fenerbahçe? Yok. İlk defa oluyor 5. İlk defa bir kez oluyor. Olacak. Evet. Tabii yani bu Fenerbahçe arada, pendik maçı öncesi doğru evet. Eğer Galatasaray kazanırsa Okan Buruk da iç sahada üst üste en fazla maç kazanma rekorunu egale etmiş Lucescu'nun olacak. Rekorunu. Lucescu'nun rekorunu. Böyle de bir hedefle çıkacak Okan Buruk da yani, maça. Galatasaray için bence son iki sezonda belirleyici şu oldu. Hani Fenerbahçe direkt rakibi olduğu için söylüyorum. Bir iç saha performansı, iki derbi performansı. Evet. Hani iki takım arasındaki en net, en keskin fark baktığımız zaman rakamlara da İkisi diye düşünüyorum. Hatta şampiyonluğu belirleyen faktör bu olabilir. Yani bu sezon iç sahada Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlar ortada. 9 puandı Fenerbahçe'nin iç sahada kaybettiği puan diye hatırlıyorum. 3 beraberlik bir yenilgisi var evet. Fenerbahçe'nin iç sahada. Evet, 3 beraber. Galatasaray tüm maçlarını kazanmış. Derbi performansı Galatasaray'ın çok yüksek. Bir %100'le derbi kazanıyor. Ve biliyoruz ki şampiyon olan takımlara geçmiş yıllarda hep iç saha oyunları hep ön plana çıkmıştır. İç saha performansları. Çünkü sizin iç sahada aldığınız bir galibiyet taraftarı daha fazla arkanıza alıyor. Camiayı daha fazla havaya sokuyor. Böyle bir artı değeri de var. Yani Galatasaray'ın kalan lig fikstüründe de daha fazla İstanbul'da kendi sahasında maç oynayacak olması önemli bir avantaj olacak bence. Kesinlikle Okan Buruk bu rekor için sahada olacak. Muslera da Süper Lig'deki 400. maçına çıkacak. Muazzam acayip bir şey. O başka bir seviye. Muslera bence ülkedeki yabancı konusunda zirvedeki isim olabilir. Hep Alex mi Hacı mi tartışması yapılıyor. Bence Muslera mı diğerleri mi tartışmasına doğru gidiyor bu iş. Çünkü kazandığı kupa sayısı, çıktığı maç sayısı, şampiyonluk vesaire derken Muslera'nın yeri apayrı bir yer. Çok iyi yabancı kaleciler geldi yani. Tony Schumacher'den itibaren bence ülkeye iyi yabancı kaleciler geldi. Yamal Pap geldi bu ülkeye. Çok çok iyi kariyerli yabancı. Tafarel abi adam Tafarel şampiyon dünya, olmuş. Dünya Kupası finali oynayıp direkt Galatasaray'a geldi. Yani olağanüstü kaleciler geldi buraya yabancı olarak. Yerli olarak da çok iyi kaleciler yetiştirdiğimizi kesinlikle düşünüyorum. Çok çok yetenekli. Ama ben tarihin en iyi kalecisi olarak görüyorum. Yani Turgay Şeren'i, Cihat Arman'ı izleme şansımız olmadı. Yok, onları bilemiyoruz ki. Ama başka bir seviye benim gerçekten izlediğim seviyedeki, benim izlediğim zamandaki kaleciler arasında en verimli, en başarılı kaleci olduğu kesin. Çok çok başka bir güven veriyor. Çünkü bu sezonda Galatasaray'ın çok kötü oynadığı birkaç karşılaşmada maçın geri dönmemesini, çevrilmemesini sağlayan oyuncuydu. Sparta Prag maçının ilk kazanılan maçta da bence Muslera maçı kazandıran kesinlikle isim ilk oldu. Maçtı. Samsun Spor mücadelesi skor 2-0 ama çok
Olağanüstü bir kurtarış yapıyor tam devreye girmeden önce yanlışım yoksa. Evet doğru. Maç belki dönebilir. Birçok yani örnek verebiliriz. Kurtarış, mesela derbideki Gezal'ın şutundaki kurtarış yani o bir video haline getirilip bence altyapılarda izlettirilmeli. Topa vurana kadar Mustara yerinde kalıyor. Yere hiç yatmıyor ve küçülmüyor. Evet. Yani o olağanüstü bir kalecilik ya, meziyeti. Bir kaleci. Okan Hoca'yı zaten hani hep söylüyorum. Bence hani rüştünü giderek daha da üst seviyeye taşıyor ve net bir şekilde ispatlamış durumda. Yakın Avrupa'da görürüz. Hani demiş Galatasaray'la kızacaklar. Niye yani Avrupa'ya gönderiyorsun diye. Artık teknik direktör de. Sen mi gönderiyorsun? Gitsin evet. Ben gönderiyorum. Hocam gidebilirsin hocam. Ya evet çok bizim teknik direktör de ihraç etmemiz gerekiyor ki oradaki futbol kültürüne bizim de biraz katkımız olsun. Portekizler nasıl dolaşabiliyorsa bu kadar. İtalyanlar ne kadar teknik direktör ihraç ediyorsa, Fransızlar ihraç ediyorsa biz de edelim. Takım halinde çok iyi oynadığını söyleyemeyeceğim Galatasaray'ın son. Evet. Mesela derbide skor, yani golün çok erken gelmesi belki Galatasaray'ı kötü gösterdi ama o skoru oynayabilecek en iyi oyunu oynadı Galatasaray. Belki 1-1 olsaydı, Cenk'in pozisyonu var, yetişse golü atsa evet. Belki başka bir seviyeye gelecek. Yine de yeniden zorlayacaktı. İyi idare etti. Çok net pozisyon vermedi. Ve derbi deplasmanından galip çıktı. Çok önemli bir avantajla virajı dönerek çıktı. Okan Hoca'ya, ben bütün başarıyı Okan Hoca'ya yazıyorum. Oyuncuları evet övebiliriz. Bence çok iyi performansları olanlar var ama elinde çok uzun zamandır net komple bir kadro yok Okan Hoca'nın ve her zaman bir yapboz gibi o kadronun parçalarıyla oynayarak belirli bir seviyeye getirdi. Berkan Kön ikilisi de eğer Berkan stoper oynayacaksa Kön'ün de çok arkasına sarkabilen orası çok sıkıntı olur yani. Biraz sıkıntı olur. Ben hiç düşünmüyorum hiç öyle olacağını. Hocanın da çok öyle bir şey tercih edeceği kanısında değilim. Çünkü Beşiktaş maçında da gördük ki asıl zaaf Kön'ün savunma yönü. Raşit'sa da oraya 2-3 kere sarktı. Asıl tehlikeyi orada evet. buldular. Ben Antalya maçında da oradan evet, sıkıntı yaşadı Galatasaray. Çok öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Akintola oynayacak muhtemelen ve o da hızlı bir oyuncu. Oradan tehlikeye gelebilir. Ben biraz daha Kaan Nelson ikilisini bekliyorum. Kolay bir maç değil. Yani bu saatten sonra stres. Eksikler sebebiyle özellikle. Evet stres yani yükü de oluyor. İç sahada normalde belki demezdik bunu ama. Yok iç sahada da demezdik doğru. İç saha performansı zaten. Zor Galatasaray'ın şu an elindeki kadroyu yönetebilmek çok kolay iş değil. Çok alternatif yok çünkü yani. Bugün de mesela kulübeye dönüp baktığında hoca hani oyun sıkışırsa çok fazla oyuncu atabileceğini düşünmüyorum ben sahaya. Yani, İşte o yüzden hemen fişi erken çekebilecek tabii, bir performans gerekecek. Tabii Galatasaray adına o çok önemli şu anda. Yani Zaha şu anda iyi durumda değil psikolojik anlamda. Tete aynı şekilde. Vinicius fiziki anlamda hiç iyi durumda değil ki. Fiziki anlamda iyi durumda olması gereken bir oyuncu aslında iyi oynayabilmesi için. Evet. Şimdi Ndombele'ye bakıyoruz. Hiç artık denklem dışı tutulmuş bir oyuncu. Oliveira kadro dışı. Oliveira kadro dışı şu anda Galatasaray adına. Aurier zaten sakat. Aurier herhalde bir yeni Kevin Grosskreutz vakası gibi hiç oynamadan belki de Galatasaray'dan ayrılacak. Bilemiyoruz ne zaman dönecek Galatasaray'a. O yüzden de Davinson yok, Abdülkerim yok. Şimdi bunlar neyi etkiliyor? Hocanın Kaan Ayhan'ı belki başka pozisyonda oynatma fırsatı olabilir. Ya da dinlendirme. Dinlendirme şansı olabilirdi. Bu ortadan kalkıyor. Çok zor yani o konu hocanın işi. Ve bir anda kadro iyice daraldı. Zaten eksik performanslar vardı. Şu an 13 futbolcuyla falan hoca döndürüyor bu işi. Ve hani son dönemde yakın tarihte ben bir teknik adamın bir takıma bu kadar damgasını vurduğu bir sezon çok hatırlamıyorum açık söylememiz gerekirse. Yani şeyde evet ben çok eleştirdim. Hem Türkiye Kupası'ndan hem Avrupa'dan elenmesini. Tabii ki o net bir eleştiri. İki takımın da bence üç kulvarda da net bir şekilde aynen. gidebilmesi lazım. Ancak bir yerde hayırlı bir noktaya da geldi. Çünkü bu kadro yapısıyla şu üç kulvarda imkansız götürmesi. Yani götüremedi zaten. En ufak bir sakat oyuncu daha sıkıntı aynen. olurdu. Zaten şeyde kullanıyor. En yüksek randımanda kullanıyor. Bir de yani oyunun da etkiliyor bence bu Galatasaray'ın. Evet. Yani ekonomik kullanmak zorunda kalıyor. Şimdi Beşiktaş derbisine sürekli önde basan bir Galatasaray görseydik o takım 85 dakikaya götürebilir miydi? Götüremezdi bence yok. O şekilde. Yani bu Galatasaray'ın aslında oyunundaki temel çıkış noktası enerjidir her zaman. Galatasaray enerjik oynayamıyor çok fazla. Ekonomik oynamak zorunda son kalıyor. Son dönemde de bu arada Kerem Demirbay ve Mertens'in bu konuda inanılmaz katkısında çok acayip ekstra. Hiç yani kağıt üzerinde aslında bu kadar beklenmeyen bir işti bu. Çok ekstra oldu onların performansı. Yani Mertens El Musrati üzerinde inanılmaz bir baskı yaptı ve bence Beşiktaş'ın... Onda çok iyi Mertens. Çok çok iyi bir iş çıkarttı. Beşiktaş'ın oyun kurmakta zorlanmasının temel sebeplerinden birisi buydu. Kerem Demirbay meselesinde yani bence çok faal yapıyor. Bu benim ufak eleştirimdir çünkü şundan bir olabilir mi? Orta saha oyuncusu. Temas çok bilmeyen bir oyuncu çünkü. Evet savunma özellikleri çok üstün seviyede değil kariyerine ama. Kariyerine hiçbir dönemde bu kadar ikili mücadele girdiğini hatırlamıyorum. Ortalama 4.5-5 faal bir orta saha oyuncusu için sürekli yapıyor. Yani yaptığı faale
göre gördüğü kart sayısı da az. Hani biraz da iltimas geçiliyor Kerem Demirbay'a. Ama performansının altını çizmek isterim. Çünkü bir ofansif orta saha oyuncusu bu beklentiyle transfer edilmedi öncelikle. Ve şu an Torreira'nın yanındaki performansı çok ekstra bir performans. Bu bağlamda hani sezonun transferi olarak Davinson Sanchez'den hep bahsediyoruz ama Kerem Demirbay da herhalde bu sezon ikinci sırayı alır Galatasaray adına. Son dönemde gerçekten aldı o sırayı. Belki evet. Sezon başı hakkıyla aldı bu dönem. Kesinlikle. Bu arada bir haber daha verelim. VAR hakemi belli olmuş. Onur Özütoprak. Bu bizim için hakem biliyorsun. Yani bizim için bir haber sadece biliyorsun değil mi? Yani bizim ülkemiz için bir haber bu. Evet. VAR hakemi belli oldu. Aynen öyle. Bakalım kimmiş falan diye. Sonra birazcık gülüyorum ona ama maçlar bitiyor. Bir gün sonra işte salı günü VAR kayıtları. Bu da bence bizim için haber yani. Aynen. Yani gerçi yani La Liga'da da çok oluyormuş ama gündem. Ya hakem tartışması var. Bizde daha çok. Hakem tartışması en son Fransa Ligi'nde de kulüpler hakemlerin performansı ve hakem performansının değerlendirmesi konusunda sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdiler. Hakem tartışması dünyanın her yerinde var. Sporun içinde, rekabetin içinde kaybedenin ya da kaybedilenin tartışması her zaman olacak. Bunu hiç yani şey yapmayalım, sorgulamayalım. Ancak bizdeki tartışma çözülebilecek bir tartışmayken çözüme doğru gitmek istemiyoruz. Asla. Mesela yabancı gözlemci geldi bir kez daha ben çok merak ediyorum. Onların çünkü notları açıklanacak gibi. En önemlisi o. Biz taraflı gözle bakıyoruz. Hepimiz onlar hakemlere karşı ön yargıyla bakıyoruz. Bu adamlar onları tanımıyorlar ve izliyorlar. Geçmişlerini bilmiyorlar. Çok arkadaşlıkları da yok. Aman aynen. Ona kötü not vermeyeyim. Değil. Yarın yemekte karşılaşacağız bana surat asmasın demiyorlar. O yüzden bu adamların gözlemcilerin raporlarını açıklasalar zaten rahat edeceğiz. Hepimiz rahat edeceğiz. Diyeceğiz ki ya evet haklıymışız ya da biz yanlış bakıyormuşuz futbola. Diyeceğiz ikisinden biri. Ama doğru. İşte neyse bugün bir şey daha fazla. Neyse. Federasyon. Neyse diyelim ve Beşiktaş'a geçeceğim. Beşiktaş'ta fikstür haberimiz var. Kalan son maçı dikkati çekiyor siyah beyazların. Çünkü sadece iki kez İstanbul dışına çıkacaklar bu 10 maçlık periyotta. Bir bakalım hangi maçlarmış. Şimdi hedef olarak bakacak olursak ligde bir üçüncülük hedefi kupa devam ediyor. Beşiktaş kupaya ulaşırsa ve ligi üçüncü bitirirse şöyle bir sezonu yine karlı kapatmış olur. Olabildiğince en iyi senaryo bu değil evet, mi? Evet en iyi senaryo olabilir. Öyle diyebiliriz. Onur Özkan seninle başlayayım. Yani Beşiktaş adına dediğin gibi bundan daha iyisi herhalde düşünülemez bu saatten sonra. Bu sezon sonra. İçin evet. Derbi yenilgisi kötü oldu. Beşiktaş neden kötü oldu? Çünkü belki de uzun bir süre sonra ilk kez bu kadar çok net bir taraftar desteği bulmuştu. Evet. Camia bu kadar net bir havaya girmişti bir lig maçı öncesinde. İşte taraftarlar devre arası takımı çağırdı, alkışladı falan. Hani oradan bir galibiyet çıksaydı bence pozitif anlamda Beşiktaş'ı bayağı bir itebilirdi bu sezon sonuna kadar. Tam tersi bir senaryo yaşandı. Santos üzerinde eleştiriler arttı. Hocanın tercihleri, oynattığı oyun planı falan derken Beşiktaş çok iyi bir şekilde çıkmadı derbiden. Ve şu da çok net Beşiktaş adına. Hani bundan sonra mesela Beşiktaş'ın herhangi bir maçı var. Hani maçı çok fazla tahlil edemiyoruz Beşiktaş adına. Nasıl bir takım olacak, nasıl oynayacak, oyuncu performansları falan... Çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Beşiktaş için çok net bir şekilde hedef maçlar. İki tane kupa maçı, yarı final maçı ardından çıkarlarsa bir final maçı. Üç maç var önlerinde. Bir de Fenerbahçe derbisi var. Belki yeniden evet. Camiye havaya sokabilecek bir maç olarak görülüyor. Ama Santos açısından ben şunu gözlemliyorum. Soru işareti bir hayli artmış durumda. Yani hocanın kariyeri yeterliliği açısından demiyorum bunu. Hocanın tercihleri. Büyük takım teknik direktörünün verdiği refleksleri sahada verebiliyor mu bu konularda? Taraftarların çok ciddi bir tartışması var ve yeni sezona sanki biraz daha yıpranmış bir Santos girecekmiş gibi duruyor şu anda. Hemen başladı yıpranmaya bence zaten. Evet yani skorlardan ziyade oyun ve hocanın... Galatasaray da kötüydü evet. Derbide ama Beşiktaş daha kötüydü. Daha bence. Kötüydü ve... Kazanmak adına çok fazla hamle yapmayan, çok fazla risk almayan bir Santos. Yani bu düşündürüyor taraftarları. Hani şunu çok net biliyoruz ki bir büyük takım teknik direktörü risk almalı. Ama Santos bunu neredeyse hiç yapmıyor. Ya da yaptığı zaman bile artık maçın sonları gelmiş oluyor. İşte yeni sezon öncesi bunlar taraftarları ciddi şekilde düşündürüyor. Hani büyük takım böyle mi oynar tarzında bir bizde bir oturmuş bir şey vardır. Büyük takım hücum oynar, büyük takım topa sahip olur tarzında yerleşmiş bir düşünce var. Buna ters şu anda Santos'un oynattığı oyun ve yeni sezon öncesi bir yıpranmışlık olacak. Yani yeni sezonda da Beşiktaş yeni transferleriyle böyle oynamaya devam ederse ciddi sıkıntı doğacakmış gibi duruyor sanki. İşte
sezon bitmeden devre arasında yeni sezonun teknik adamını getirmenin hep bazı riskleri var diyoruz ya, işte şu an Beşiktaş bunu yaşıyor. Yani yıpranmış bir şekilde yeni sezona girerse Santos bir sıkıntı doğacak sanki. Yusuf Kenan, sana döneyim. Ya bu kadroyla oynanabilecek oyunu en maksimum seviyede oynadığını düşünüyorum. Beşiktaş tarafında eleştiriler var. Çok anladığım eleştiriler değil. Çünkü mevcut kadronun oynayabileceği oyun seviyesi zaten bu. Daha iyisini oynatamaz yani. Daha iyisini Rıza Çalınbay, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Serdar Topraktepe oynatamamış. Yani Beşiktaş kadrosu çok güçlü bir kadro değil. Kötü bir kadro. El Musrati ve Muçi'nin transferleri bence olumlu etki yaptı. Savunma hattı neredeyse komple değişecek bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Oyunu oturtabilmesi için öncelikle bir yerden başlaması gerekiyordu. Savunmadan başlamayı tercih etti ki temelde de zaten böyle yapılır. Daha kolaydır. Daha kolay savunma yaptırabilmek. Çünkü daha hani disipline, organizasyona bağlı. Diğeri evet. Biraz daha üretkenliğe, yaratıcılığa bağlı bir şey olduğu için biraz daha zor, zaman alan, daha oyuncu kalitesine bakan bir şeyden bahsediyoruz. Ben net bir şekilde Beşiktaş teknik direktörü olarak biraz sabır gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer Fernando Santos'u gönderelim, işte ya bu oyun tarzı bizim benimseyeceğimiz bir oyun tarzı değil diyorsa Beşiktaş camiası, o zaman şimdi yapılması gerekiyor. Çünkü ya da niye getirdin? Zaten bilinmeyen bir şey değil. O da ayrı bir konu tabii. Yani Fernando Santos'un, işte Lucescu'nun oynattığı, işte Abdullah Avcı'nın, Aykut Kocaman'ın oynattığı futbola benzer tarzda bir futbol oynattığını zaten futbolu az çok takip eden evet. birileri biliyordur. Buna başarılı da olabiliyorsun bu arada. Ligde şampiyonluk elde edebiliyorsun, kupa kazanabilirsin, Avrupa'da başarı elde edebilirsin. Bunların hepsi var. Bu kadronun büyük ölçüde değişeceğini ve değişmesi gerektiğini de hatırlatmak gerekiyor. Ama Beşiktaş'ın geçen gün sevgili Ogün söylemişti. 18 yabancısı var kiralıklarla birlikte. 12'ye inecek. Şimdi bu kadroya takviye yapabilmek için 4-5 tane yabancı da alman gerekiyor. Yani yaklaşık 10 tane oyuncuyla yolları ayırması lazım. Sanırım sadece Gezal'in sözleşmesi sona eriyor. Bir oyuncu daha olabilir. Rebic yani. Olabilir mi? Yok, Rebic yeni imza attı. Yok, doğru. Kiralık değil değil mi Rebic? Evet, yok kiralık değil. Orada da hani maliyetler de yüksek oyuncuları evet. elden çıkartmak. Evet. Rozier'in mesela şey var, satın alma maddesi var. Nis muhtemelen kullanacak. Son dönemde çok fazla şey yapmıyor ama kullanacaklar diye okudum en azından. Onana için aynı şey geçerli olmayabilir. Bilemiyoruz. Marsya'nın gidişatına biraz bağlı. Sanırım Şampiyonlar Ligi'nde olurlarsa alacaklar. Yani nihayetinde elden 7-8 tane önemli bir çıkış olması lazım. Evet. Oyuncu alabilmen için. Bu bir zor yani manevra alanını daraltan bir şey. Elinde meblağ kazandıracak, çok yüksek meblağlara satacak oyuncu sayısı da az. Evet. Yani Semih'i gösteriyoruz. Bence satılmaması lazım. Bir sezon doğru zaman değil. Jetson Fernandez'in %50'si bonservisi zaten Benfica'ya ait. Yani çok iyi şartlar yok Beşiktaş'ta. İyi bir teknik direktör bulunmuş. Tecrübeli, ne yaptığını bilen bir teknik direktör. Mesela derbideki oyunla ilgili eleştiriler var. El Musrati'yi eleştirmiş. Ben bir kere Musrati meselesine hiç katılmıyorum, eleştiri meselesine. Beşiktaş bir üretkenlik sağlayabildiyse temelde onun yattığını görüyoruz. Özellikle derbide. İyi oyuncu zaten. Amartel'e yan yana oynadı yani. Adam ne evet. yapabilirdi yani? Yani Jetson'la olsaydı farklı olabilirdi. Belki. Yarın öbür gün başka bir transfer olur yine farklı olur. Muçi iyi oyuncu. Semih iyi oyuncu. Elde iyi parçalar var. Eğer doğru bir kadro planlaması yaparsa Beşiktaş gelecek sezon yeniden şampiyonluk yarışında, yeniden iddialı bir konumda olabilir. Bu sezonu evet hasarsız bitirmek, en azından iyi bir noktayla bitirmek önemli. Kolay bir iş değil. Yani ben taraftarlık duygusunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben Fenerbahçe'yi eleştirirken, geçmişte de eleştirirken hem başarısızlığın çok uzun süre sürmesi hem de yapılan tercihler üzerinden eleştirilerin haklı olduğunu savunanlardan. Doğru yani. Yanlış oyuncu tercih etmişsin. Yanlış teknik direktörü yanlış zamanda getirmişsin. Uzun süreli sağ içi başarısına oturtacak bir yapı oturtamamışsın. Bunların hepsi Fenerbahçe için geçerli argümanlar. Evet. Beşiktaş için de geçerli olabilir. Ancak Beşiktaş aynı travmaları yaşamadı ve daha biraz daha kredisi olması lazım. Yönetim yepyeni. Adamlar daha yeni geldi. Teknik direktör yepyeni. Bu sabra biraz sahip olması lazım. Eğer olmazsa yeniden bir teknik direktör değişikliği iş şeye gelecek. Olmadı 5 maç sonra onu da gönderelim. Çünkü çok sabırsız bir şekilde ilerliyoruz. Ha, Beşiktaş'ın en kaotik sezonu. Benim izlediğim en kötü Beşiktaş'tı sezonun ilk bölümünde. En kötüsü, hiç tartışmaya evet. tartışmaya bile girmem bu konuda. O en kötü enkaz halindeki iç saha performansı olarak özellikle enkaz halindeki Beşiktaş'ı alıp
bu seviyeyi de taşıdı. Hem yönetim taşıdı hem teknik direktör taşıdı. Bunu da inkar etmeyelim. Projeksiyon yaparak bu futbol Beşiktaş'ın futbolu değil deniyorsa onda da tartışmaya girerim. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor evet hep hücum odaklı oyunlar oynuyorlar ama bu ülkede şampiyonluk sadece hücum odaklı futbolda da gelmiyor. O yüzden dengeli oynamak lazım. Doğru teknik direktör tercih yaptığı düşünenlerdenim. Başarılı olur olmaz ayrı bir konu ama doğru bir isme doğru gidildi. Şimdi transfer önemli. Ben en zor alanın da o olduğunu düşünüyorum. Tarihinin en zor transfer planlaması çok zor yönetim yani. 7-8 tane oyuncu göndereceğim. Ekonomik anlamda da şöyle bir gerçeği var. Tarihin en pahalı iki transferini yaptın devre arasında. Önümüzdeki sezon için yaptın. Bir anlamda da bazı kredilerini de kesinlikle doldur. Ekonomik. Mesela limit sorunu olacak Beşiktaş'ın. Evet. Mesela bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarısı kadardı. Yeni sezonda da bu tablo değişmeyecektir. Yani taraftarlar biraz yeni sezona bakarken gerçekçi yaklaşmalı. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik, sportif tabloyu iyi değerlendirmeli. Yani siz nasıl 7-8 tane yabancıyı hangi şartlarda göndereceksiniz? Hangi oyuncuları alacaksınız? Zor bir transfer operasyonu ve bence Beşiktaş tarihinin en zor operasyonlarından bir tanesi. 3-4 sezonu birden etkileyebilecek bir çalışma olacak diye düşünüyorum olumlu olumsuz anlamda. Ama ben de hani Santos konusunda yapılan eleştirilerin bir kısmını haklı bulsam da özellikle risk konusunda hocanın biraz daha fazla riskli hamleler yapabileceğini düşünüyorum ama yeni bir teknik adam değişikliği falan felakete götürür bence Beşiktaş'ı bu saatten sonra. Yani bir yola çıkılmışsa hocanın arkasında durup camianın ya son 10 sezonda Beşiktaş'ın sonuçta 3-4 şampiyonluğu var. Yani hocaya da bu kredi verilmeli diye düşünüyorum ben. Ama camiada gerçekten de çok ciddi bir sabırsızlık ve çatlak sesler var sanki şu anda. Evet, kesinlikle. Bu arada süremizi de dolduruyoruz yavaş yavaş. Şunu da konuşalım istiyorum. Orsic biliyorsunuz çapraz bağ sakatlığı. En hani futbolcuların korkulu sakatlıktı. Evet, korkulu rüyası. 6 ayınızı. Dönüşü en zor olan sakatlık. En az 6 ayınızı yer. Hatta bazen sezonunuzu daha da fazla yani, olur. Dönüşü en zor sakatlıktır. Evet ve transfer olur olmaz sakatlandı. Aslında en büyük beklentinin olduğu oyuncuydu belki de. Dönüyor artık. Hatta Fenerbahçe maçını bekliyor diye konuşuluyor. Tabii nasıl dönecek o ayrı evet, bir konu çok, ama. Evet çok zor. Trabzonspor için çok önemli bir isimdi. Yani sezon başında yapılan transfer hamleleri içinde en doğrusu, en dikkat çekici olanıydı. Bence ligimiz için de bir kayıp Orsic'in sakatlığı. Ama çapraz bağ sakatlığında şöyle bir şey var. O kaslar yeniden güçlenmeden oyuncu dönerse sakatlığın nüksetme ihtimali her zaman fazladır böyle sakatlıklarda. Umarım doğru zamanda dönüyordur. Tabii bunu en iyi sağlık kurulu bilir Trabzonspor'da ama Ors için ben sezonun geri kalan kısmında çok net bir katkı vermesini beklemiyorum ben. Yeni sezon için. Yeni sezon bundan için. Sonra düşünürüm. Yani, dönüş nasıl olacak? Son dönemde hedef Fenerbahçe maçı açıklamalarında çok görüyorum Trabzonspor'da. Yani oyuncu için bir hedef konulabilir. Olabilir. Doğal olarak bu maça da denk gelmiş olabilir. Umarım sadece Fenerbahçe maçı olduğu için riske girilmiyordur. Onu ifade etmiş olayım. Şu an Trezeguet zaten çok iyi oynuyor. Visce yani bir şekilde çok acil bir ihtiyaç var mı hemen zorlama açısından? Bilmiyorum. Çok yani. Düşünmüyorum yani. Trabzonspor kulübü onunla daha iyi kararını verir. Ama lige geldiğinde ne yapacağını çok merak ettiğim oyunculardandı. Çünkü beğendiğim Zagreb düzeninde de iyi oynayan bir oyuncuydu. Burada nasıl, ne vereceğini merakla bekliyordum. Çok talihsiz bir sakatlık, çok sıkıntılı bir süreç. Umarım gelecek sezonlarda, gelecek dönemlerde o izlediğimiz Orsic seviyesinde bir oyuncu izleyebiliriz tekrar. Bir kez daha geçmiş olsun. Umarım sağlıklı bir şekilde oynamaya başlar. Ben keyifli, yetenekli futbolcu oynamayı, izlemeyi tercih ediyorum. Umarım en kısa sürede sahalarda görürüz. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Süremizi doldurmuşuz. Duygusal bir yayın oldu. Evet, ben biraz duygulandım. Sizi de duygulandırdım tabii ki biliyorum. Ben sadece biraz bunu yansıtmış oldum gözyaşımı tutamadığım için. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir kez daha tebrik edelim Eda Erdem'i. Bizi gururlandırdı, duygulandırdı. Böyle güzel bir günde bütün emekçi kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayarak sizlere veda edelim. Tekrar görüşmek üzere.